İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği, Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. Efendim hayırlı akşamlar. Bir Gazeteciler Soruyor programında da sizlerle birlikteyiz. Yine haftanın, cuma günü haftanın sonuna geldik ve Gazeteciler Soruyor her zamanki gibi yine saat 21'de sizlerle birlikte. Bu akşam Zafer Tokuş yine aramızda yok. Zafer Tokuş'un eksikliğini ben tamamlamaya çalışacağım. Hüseyin Cumalı gazeteci arkadaşımız. İyi akşamlar. Zafer Tokuş'a da geçmiş olsun diyorum, biraz rahatsız. Evet. Safa Polat bizlerle birlikte. Geçmiş olsun Zafer abiye. Selamlarımızı iletelim. Yine burada daimi konuklarımızdan oldu artık. Raif Uganda aramızda. Raif abi hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar. Merhaba. Evet. Bu akşam yine dolu dolu bir program ve gazeteci arkadaşlarımın tabiri caizse gündemi belirleyen yorumlarıyla bir 3 saati tamamlamaya çalışacağız. Bu arada Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici şu an canlı yayın konuğumuz olacak. Biraz sonra arkadaşlarımız onu da canlı yayına alacaklar. Hemen Cumhurbaşkanı ile bir randevusu var. O yüzden buraya gelecekti aslında. Burada bizlerle birlikte olacaktı. Ama Cumhurbaşkanı ile acil bir randevusu olduğu gerekçesiyle yayına katılamadı. Uzaktan bize bağlanıp hiç olmazsa hani bağlanacak dedik, bağlanacak diye söyledik. O sözümüzü tutalım dedik. Sakaryalılara kısa da olsa bir hitap edebilecek genel başkan. Sakarya ile ilgili soruları da işte gazeteci arkadaşlarımızın sorularını da almaya çalışacağız. Biz isterseniz ufak ufak Mustafa Destici'nin bugün Sakarya temaslarıyla başlayalım. Bugün Sakarya'ya geldi Mustafa Destici. Biliyorsunuz partisi, Büyük Birlik Partisi Erenler ve Hendek'te belediye başkanı çıkarttı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün? İzlediniz mi, takip ettiniz mi Mustafa Destici'nin ziyaretlerini? Bugün haftanın son günü olması itibariyle gene yoğunluğumuz vardı ama tabii kısmen de olsa izledik. Şöyle, tabii Büyük Birlik Partisi Sakarya'da son seçimle beraber iki belediye alması yani parti açısından sevindirici bir olay. Dolayısıyla Destici de Cumhur İttifakı'nı destekleyen bir parti olarak şu anda belediyelerine, benim bildiğim, benim konuştuğum belediyelerine her türlü desteği vermek için Ankara bazında çalışmalar var. Bunu nereden biliyoruz? Bunu Şenol Dinç'ten biliyoruz. İşte bunu Hendek Belediye Başkanı İrfan Püskül'den duyuyoruz. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi burada bu önümüzdeki 5 yıl içinde gücünü gösterecektir, göstermek isteyecektir ki 5 yıl sonra seçmenin karşısına daha iyi bir vizyonel bir şekilde çıkmak isteyecektir. Dolayısıyla biz yakından izliyoruz. Şu anda tabii kabullerden Raif Ugan zaman zaman sosyal medyasını dile getiriyor. Şu anda kabuller hala sürüyor. Bence artık yani yavaş yavaş bu işleri de zamana yaymak lazım. Çünkü belediye başkanları artık yavaş yavaş sahada çalışması lazım. Dolayısıyla Büyük Birlik Partisi burada bu geçtiğimiz yerel seçimde bir başarı, bir ivme kaydetti ve bunu taçlandırmak isteyecektir. Genel Başkanı da sık sık herhalde burada görecek. Desteğinde hem Erenler'de hem Hendek'te hissedeceğiz diye düşünüyorum ben. Evet Safa, Mustafa Destici'nin bugün Büyükşehir Belediyesi'ne de bir ziyareti vardı. Evet. Büyükşehir ziyareti de hani daha önce çok görmediğimiz sahnelerden bir tanesi mi diyelim? Yani sonuç olarak Sakarya'da hep AK Parti bir şekilde gidiyordu. AK Parti'nin işte Büyükşehir, mesela bugün Büyükşehir Belediyesi'nin makamında Mustafa Destici'yi görünce ben böyle bir hani tuhafsadım. Evet. Değişik geldi. Yani, sen nasıl değerlendiriyorsun hafıza, Büyükşehir ziyaretini? Şimdi hafızamı yokladığımda geldiler mi diye baktığımda açıkçası bir şey, bir ışık yanmıyor. Ama daha önce tabii Ekrem Bey herhalde seçimden çok kısa bir süre önce kendisiyle görüşmüştü. Ama makamda değildi o fotoğraf. Yani Ankara'da bir ziyaretti. Dediğin gibi
Top normalde olmayan bir şey ama Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın bir ortağı, bir bileşeni. Büyükşehir'de aday çıkarmadılar biliyorsun. Yusuf Alemdar'ı destekler. Aslında Yusuf Alemdar seçimlere Cumhur İttifakı adayı olarak çıktı. Aslında Mustafa Zeytin bugün desteklediği adayı orada ziyaret etti diyebiliriz. Yani Büyük Birlik Partisi'nde aslında belediye başkanı. Tabii yani çünkü adayları yoktu Büyük Birlik Partisi. Şimdi Büyük Birlik Partisi aslında Türkiye'deki Sakarya çok önemli Büyük Birlik Partisi için. Neden önemli? Büyük Birlik Partisi Türkiye genelinde 31 Mart'ta 14 ilçe kazandı. İkisi Sakarya'dan. Yani tek il Sivas'ı aldılar. Ve 14 il ilçe içerisinde 2 tane Sakarya. Bu çok büyük bir oran. Aldığı en iyi oy aldığı büyük şehir burası. Tabii Mustafa Destici de bu kapsamda Sakarya'ya geldi. Ziyaretlerini yaptı. Hüseyin abinin dediği gibi belediyelerin gerekli hizmeti alması için gerekeni yapacak. Yani şu an BBP'nin kalesi oldu burası. BBP açısından diyorum. Çünkü başka hiçbir yerde bu kadar büyük başarı elde etmediler diyebilirim. O yani kendi kalesi olan Sivas'ı saymazsak. Bu tabii Sakarya'daki yöneticilerin başarısı. Yani bir MHP'den de bir Adalet ve Kalkınma Partisi'nin olmak üzere iki küskünü, iki partisine aday gösterilmeyen ismi kendi saflarına çekerek bu başarıyı kazandılar. Tabii bugünkü ziyaretin siyasetten başka anlamları da var. Şimdi bu belediye başkanlarının, işte Erenler'in MHP'ye, İrfan Püskülür'ün AK Parti'ye geçip geçmeyeceği konuşuluyor gündemde. Evet, kesinlikle. Tabii tam bu süreçte konuşuluyorken Mustafa Destici'nin bu ziyareti ben tek başına bir teşekkür ziyareti değil, bir güven alma, bir test etme veya onlara işte biz buradayız, sizinle beraberiz mesajı olarak da algılıyorum. Yani aslında kazandıkları zaferi elde tutmaya çalışmak için de bir ziyaret olarak görüyorum ben bugün. Tayfuk Asya, nasıl değerlendiriyorsun Mustafa Destici'nin bugünkü ziyaretini? Gitti mi, gezdi mi, birlikte gitmedin herhalde? Yok, ben şu var. Genelde Raif Ugar sağda olur ama yani. Yani şimdi bir dakika yapayım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Haftanın son günü değil mi? Cuma, cumartesi, pazar da vardı. Öyle deyince ben... Haftanın son günü. Çalışma, iş hayatı. Ona karşı dedi. Öyle dendi. Haftanın son günü dendi. Cumalar bir de memur ziyneti olduğu için cuma akşamı haftanın son günü oldu. Doğru. Bir de uyanıp 5'te bıraktığı için işte genelde. Yani. Neyse. Yaşlandık artık. Gençlere bırak. Şu var. Siz gençlerin önünü açmak istiyorum ben. Mutlaka. Mustafa Destici aslında seçim sonrası, yerel seçim sonrası ciddi hamleler yapıyor kendi parti içerisinde de. 5 il teşkilatı görevden alındı mesela seçim, yerel seçimler sonrası eksiklikler olduğu gerekçesiyle aday belirlemedi. Bir de Mustafa Destici'nin benim çok sevdiğim bir özelliği var. Yani ülkeyle ilgili sorunlarda yani baktığınız zaman Cumhur İttifakı'na yakın bir isim gibi gözüküyor. Belki tam bir ortaklık yok şey anlamında ama sonuçta Cumhur İttifakı'na destekleyen bir yapısı var, açıklamaları var. Ama mesela bir bakıyorsun işte emekli maaşları ile ilgili eleştiri getirebiliyor. Bu maaşlar yetersiz diyebiliyor. Benim çok dikkatimi çekti gündemde olan bu memur, daha doğrusu öğretmen mülakatlarıyla ilgili bu sistemin doğru olmadığını ifade eden bir yapısı vardı. Dolayısıyla Destici Türkiye'nin gündemiyle ilgili konularda bir anlamda bütün olumsuz şeyleri görüyorsa net bir şekilde ifade edebiliyor. Sakarya'da onun açısından önemli bir il. Çünkü Erenler ve Hendek gibi çok önemli iki ilçeyi aldı. Dolayısıyla bu ilçelere gelip hem belediye başkanlarını motive etmek hem de bir anlamda seçmene, oy veren seçmene teşekkür etmek gibi de değerlendirilir bu iş. Dolayısıyla hoş bir hareket oldu. Ben Raif abi, evet, seni böleceğim ama şu an Genel Başkanımız Mustafa Destici muhabirimiz Ekrem Yurdunç'un yanında. Evet, Ekrem'le telefonla bağlantı kurabileceğiz. Ekrem, beni duyuyor musun? Evet Ekrem, Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı yanında şu an. Sakarya ziyaretini tamamladı. Buradan da ayrılacak sanırım. Biz sana sözü bırakalım. Sen bir başla, daha sonra gazeteci arkadaşların soruları olursa biz sana yine tekrardan döneriz. Evet. Başkana da hoş geldin, dileklerimizi ilet. Öncelikle iyi yayınlar. Tabii ki Sayın Genel Başkanım, elimize hoş geldiniz. Yayındaki arkadaşlar hoş geldiniz, dileklerimizi. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Ses denemesi yapıyoruz herhalde. Yok efendim, canlı yayındayız şu anda. Ha, şu anda canlı yayında mıyız? Evet efendim. Tamam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendilerine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum.
Sevgili Hakan, Genel Başkanımızın başka yoğun programı var. Birazdan buradan ayrılacak. Onun bilgisini vereyim size. Şimdi sohbetimize başlayalım. Evet efendim. Bugün Sakarya'daydınız. Hendek evet. ve Erenler'de ve Sakarya'da bir takım ziyaretler yaptınız. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyoruz Sakarya'mıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Erenler ve Hendek'i nasıl gördünüz, nasıl buldunuz? Önce öyle başlayalım efendim. Öncelikle tabii bir yerel seçimi geride bıraktık. Ben seçim sonuçlarının tüm Türkiye'mize olduğu gibi Sakarya'mız için de hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii bizler Cumhur İttifakı hassasiyetiyle Büyükşehir'de aday çıkarmadık ve Cumhur İttifakımızın adayı Yusuf Alemdar Bey'i destekledik ve kendisi de kazandı. Tebrik ediyorum. Fakat yaklaşık 7 ilçede adayımız vardı. Bu ilçelerin hemen hemen tamamında da adaylarımız iddialıydı. Yani kazanma potansiyelleri olan adaylardı. Kazanma potansiyeli olmayan yerde zaten aday çıkarmadık. Orada da Cumhur İttifakı adaylarını destekledik. İki belediye kazandık. Bu 4-5'te olabilirdi. Yani ikinci olduğumuz ilçeler var. Şimdi ama hayırlısı olsun. Kazandığımız ilçelere baktığımızda Erenler tabii merkez bir ilçe. Nüfusu 100 bin üzerinde olan en büyük ilçesi diyebiliyorum Sakarya'nın. Hendek nüfus olarak biraz daha büyük evet, efendim. Yani, Hendek ve Erenler. Daha Hendek ve Erenler işte Sakarya'nın en büyük iki ilçesi. Doğrudur. Dolayısıyla da en büyük iki ilçesini kazandık. Ben Hendekli ve Erenlerli kardeşlerimize, seçmenlerimize teşekkür ediyorum. İki belediye başkanımız da gerçekten çok ehliyetli, liyakatlı, samimi, dürüst ve çalışkan arkadaşlar. Burada Erenler Belediye Başkanımız Şenol Dinç kardeşimiz zaten belediye tecrübesi olan bir arkadaşımız. Belediyede hem Erenler hem Büyükşehir'de çalışmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla da kendisi bu konuda çok ehliyetli ve çok başarılı olacağına da yürekten inanıyorum. Temiz, dürüst bir kardeşimiz. Hendek Belediye Başkanımız zaten daha önce iki dönem belediye başkanlığı yapmış. O da çok tecrübeli ve ehliyetli bir belediye başkanımız. Ve bu iki arkadaşımız da bize teslim edilen yerlerde, bu Hendek ve Erenler'de çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Ben de bütün gücümüzle parti olarak da bu arkadaşlarımızı destekleyeceğiz. Erenler'de yaşayan vatandaşlarımızın ve Hendek'te yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini en üst düzeyde karşılama gayreti içerisinde olacağız. Erenler'i de Hendek'i de bugünkünden daha ileri bir noktaya olumlu anlamda, her yönüyle olumlu anlamda taşıyacağız inşallah. Peki efendim, şu anda Cumhur İttifakı olarak her iki ilçeye de yatırım gelmesi anlamında genel başkanlık olarak çalışmalarda bulunacak mısınız? Tabii. Mesela şimdi Erenler Belediyesi'nin bizden öncelikli talebi kentsel dönüşüm. Dolayısıyla bununla ilgili hemen arkadaşlarımız çalışmaya başladılar. Bunun dışında efendim işte diş hastanesiyle ilgili bir talepleri var. Bu programa alındı zaten. Efendim diğer anlamda yine vatandaşlarımızın rahat etmesi için bir takım altyapı ve üst yapı şeyleri var, projeleri var. İller Bankası'ndan olsun, Çevre Bakanlığı'ndan olsun. Biz bunların tamamını takip ediyor arkadaşlarımız, heyetimiz. Bilgilendirme de yaptılar, sunum da yaptılar. Bizim arkadaşlarımız da onlara yaptılar. Dolayısıyla şu anda karşılıklı bir işbirliği içerisinde süreç yürüyor. Hendek'te de biraz önce söyledim, tecrübeli bir başkanımız var. Pek çok meselesini Hendek imkanlarıyla çözebilecek noktada. Tabii burada şunu da söyleyeyim, hem Erenler hem Hendek için. Tabii Cumhur İttifakı içinde bulunduğumuz için Büyükşehir Belediye'mizden de almamız gereken destekleri alacağız. Yani burada tabii merkezi hükümetten de almamız gereken destekleri alacağız. Ben bu konuda, her konuda bu iki belediyemize de ve belediye başkanımıza her anlamda destek olacağım. Bütün şartları, bütün imkanları zorlayacağım diyorsunuz efendim. Tabii mutlaka, çünkü burası bizim için, yani belediye başkanlarımız için de bizim için de büyük bir şans. Yani dolayısıyla da bize emanet edilmiş, bize güvenilmiş, belediye başkanlarımıza güvenilmiş. Dolayısıyla bu güveni boşa çıkarmayacağız. Burada hizmetin en iyisini vereceğiz ki daha sonra hem mevcutları elimizde koruyalım hem de bunların sayısını artıralım.
Yani çünkü bunlar önemli ilçelerimiz. Yani bunlar Sakarya, biri merkezde, öbürü yol üzerinde. Dolayısıyla bunlar Büyük Birlik Partisi'nin ilkeli, şeffaf, temiz belediyecilik anlayışını uygulamasını da tüm bölgeye gösterebilecek çapta belediyelerimiz. Evet efendim. Bu bağlamda sizi sık sık herhalde Sakarya'da tabii, geleceğiz. Tabii geleceğim. Belediyeleri ziyaret olsun. Sakarya çok güzel zaten. Sakarya'yı seviyoruz. Doğu Sakaryalıları da seviyoruz. Sakarya da bizi seviyor. Geçtiğimiz yerel seçimlerde de bir belediye kazanmıştık ama yine 75 bin civarında oy almıştık. Yani bütün ilçelerde aday gösterseydik ve biz 100 bin üzerinde de çok rahatlıkla oy alabilirdik ama biz orada kazanamıyorsak ya da iddialı adayımız yoksa Cumhur İttifakı adaylarına zarar vermemek adına böyle bir hassasiyet gösterdik. Yoksa bugün aldığımız bu 70 bin üzerindeki oy çok rahatlıkla 100 bin üzerinde olabilirdi. İki belediye başkanımızın Sakarya ziyaretine sizlere mutlaka briefing sunmuşlardır. Burada ilk öncelikli istekleri sanırım kentsel dönüşüm oldu. Erenlerle ilgili. Erenlerle ilgili kentsel dönüşüm, diş hastanesi ve buna benzer bir takım projeler var. Bunların hepsini biz çıkardık. Dolayısıyla da burada yapabileceklerimizi burada, Sakarya ölçeğinde, burada yapılamayanları da Ankara'da. Efendim Çevre Bakanlığı nezdinde bir proje varsa onu oradan, işte ne bileyim Ulaştırma Bakanlığı nezdinde bir proje varsa onu oradan, İller Bankası ile ilgili bir mevzu varsa, Cumhurbaşkanlığından bir destek etmesi gerekiyorsa bunların hepsinde biz elimizi taşın altına koyacağız. Koyduk daha doğrusu ve bu haklı olan talepleri de buraya getireceğiz ve bu projeleri gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar sorularınız varsa alabiliriz. Genel Başkanımız cevaplayacaklar. Başkanım sorar mısınız? Senin bir sorusu var. Daha önce MHP'yi... Arkadaşlar sesimi alıyor musunuz? Yine mesela Erenler ilçemizin, belediye başkanımızın bir yüksekokul yani olabilirse orada. Dolayısıyla da onunla ilgili de inşallah biz gerekli bir arsa üretebilirlerse o yapıldıktan sonra biz inşallah o girişimde de bulunacağız. Hakan, Sakarya Erenler'de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Erenler'i kurulması için başkanım onu söyledi. Biraz önce seste bir sıkıntı olmuştu. Onu söyledi, aktarmış olayım. Evet, şimdi sizi dinliyoruz. Ama onunla ilgili bir arsa üretmemiz gerekiyor. Yani hali hazırda bir arsa yok. Orada Etbalık Kurumu'nun bir şeyi var, tesisi var. Tarım Bakanlığımızla da görüşeceğiz. Eğer orayı biraz daha şehrin dışına taşıyabilirsek orayı kullanmayı düşünüyor belediye başkanımız. Evet. Evet Hakan, sen de daha önce MHP soruları alabilirim. MHP'ye geçen bir Büyük Birlik Partisi başkanı vardı. Hendek'te Turgut Baboğlu vardı. Bu sefer de iki tane ilçesi var ve bir tanesi AK Partili, eski AK Partili, bir tanesi de eski MHP'li yine. Genel Başkan acaba yine bir partiden partiye kayma gibi bir şey düşünüyor mu? Veya böyle bir şey olursa nasıl tepki gösterir? Efendim, stüdyoda Hakan Turan arkadaşımız var, moderatör arkadaşımız. Size sorusu şu. Daha önce Hendek'te Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı olan Turgut Davoğlu belediye başkanımız vardı. Kendisi daha sonra karar değiştirerek Cumhur İttifakı kapsamında partisini değiştirmişti. Şimdi iki tane belediyemiz var. Tekrardan aynı durum yaşanır mı diye, parti değiştirme gibi bir durum yaşanır mı diye sorarlar. Hiç öyle bir ihtimal vermiyorum. Arkadaşlarımızın ikisi de çok samimi. Ve bu süreci Büyük Birlik Partimizde tamamlayacaklardır ve güzel de hizmetler yapacaklardır. Biz de onlara gerekli her türlü desteği vereceğiz. Ekrem, bir de başkanın göreve geldikten sonra bir ay içerisinde sokak köpeklerini bitireceğim diye bir açıklaması vardı. Onu da bir sorar mısın? Hendek ve Erenler de bu konuda da bilgi aldı mı? Başkanım, arkadaşlarımız diyor ki sizlerin sokak köpekleriyle ilgili bir projeniz vardı. Bugün burada bahsettiniz ama şimdi Hendek ve Erenler özelinde bunlarla ilgili sizlere proje sunuldu mu? Ne gibi çalışmalar başladınız? Şimdi şöyle, biz zaten çalışmalar başlattık ama bizim sadece kendi başına yapacağımız çalışmalar var mı başka sorunuz? Belli oranda sonuç veriyor. Yani şimdi diyelim ki biz Hendek'ten topladık, Erenler'den topladık. Adam getiriyor öbür ilçeden, oraya bırakıyor.
Dolayısıyla buna bizim kökten bir çözüm bulmamız lazım. Yani bütün belediyelerimizin ortak bir çalışma yürütmesi lazım. Hatta belediyelerin üzerinde yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Düşünün ki İzmir'de 400 binden fazla var. İstanbul'da 100 binlerce var. Ankara'da 100 binlerce var. Dolayısıyla siz diyelim buradan topluyorsunuz. Bir başka ilçeden getiriyorlar, oraya bırakıyorlar. Mesela geçtiğimiz günlerde ben Konya, Bozkır, Halkabunar tarafındaydım. Diyor ki başkanım biz topluyoruz, koyuyoruz hayvan barınağına. Efendim ya da efendim işte şey yapıyoruz hastaneye, hayvan hastanesine. Ama bir bakıyoruz hatta yakalamışlar. Oraya yakın bir ilçe belediyesinden, daha büyük bir belediyeden kamyonlarla getirip toplayıp köpekleri başka bir ilçenin arazisine bırakıyorlar. Bunu bizim çözmemiz, yani tek başımıza Büyük Birlik Partisi olarak biz kendi ilçelerimizi, beldelerimizi, elimizi aldığımız temizleyeceğiz. Zaten arkadaşlarım şu anda bu çalışmayı yapıyor. Ama bu çalışmanın tüm Türkiye genelinde bütün belediyeler hatta merkezi hükümet tarafından yapılması gerekiyor. Evet efendim. Teşekkür ediyoruz. Peki Sakaryalıları son olarak bir mesajınız var mı Sayın Genel Başkan? Sakaryalıları şunu söyleyeyim. Bir kere daha teşekkür ediyorum. Özellikle bize teslim edilen iki belediye var. Erenler ve Hendek. Ben bir kere daha özellikle burada yaşayan seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Bize inandılar, belediye başkanlarımıza inandılar, güvendiler. Biz inşallah onların güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Ve hem Erenler hem Hendek'i her anlamda daha iyiye doğru götüreceğiz. Orada yaşayan vatandaşlarımız huzur anlamında da, mutluluk anlamında da, refah anlamında da, istihdam konusunda da, eğitim konusunda da, sağlık konusunda da bugünkünden daha ileri noktaya taşıyacağız. Ve inşallah huzurlu, mutlu bir hayatı onlara sunacağız. Teşekkür ederiz efendim. Ben de teşekkür hayırlı ediyorum. Yolculuklar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hem size hem stüdyodan soru soran arkadaşlarımıza ve bizi takip eden tüm vatandaşlarımıza hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun, sağ olun. Evet arkadaşlar, Haydarbahçe'deyiz, Erenler'de. Büyük Birlik Partisi istişare toplantısındayız. Sayın Genel Başkan Mustafa Destici'nin katılımıyla gerçekleşen yemekli toplantımıza Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi de sürpriz olarak gördük. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz. Evet Ekrem, biz de sana çok teşekkür ederiz. Güzel bir yayın yaptın oradan. Eline sağlık diyelim. Evet arkadaşlar, Mustafa Destici'yi hep birlikte dinledik. Aslına bakarsanız canlı yayın konu olarak buraya alıp daha böyle geniş kapsamlı sorular sorardık ama ne yazık ki olmadı. Bu şekilde de telefon bağlantısı ve işte biraz sıkıntı oluyor. Şöyle Ankara'ya döneceği için ya da Cumhurbaşkanı'ndan döneceği için varmış. Evet biz fazla soru sormak istemedik. Yoksa sorularımız vardı. Yani, yani ama büyük ölçüde de merak edilenleri Sayın Genel Başkan cevaplamış oldu. Yani Ekrem soru zaten. Bunların şey en merak edilenleri şu anda Sakarya kamuoyunda yani birkaç soru var zaten. Bir, genel merkez olarak sonuçta Büyük Birlik Partisi'nin iki tane belediyeniz var. Buradaki belediye başkanına nasıl yardımcı olacaksınız, neler yapacaksınız? Onu cevapladı. İki, gene gündem olan bir soru. İşte daha önce Turgut Babaoğlu örneği vardı. Evet. Önce Büyük Birlik Partisi'nde geçti. Sonra oradan MHP'ye geri döndü orada. Bu soru vardı. Onu da cevapladı. Yani bu zaten önemli. Üç, dedik kentsel dönüşüme önem vereceğiz. İşte diş hastanesi var biliyorsunuz Erenler'de. Aynen. Onlara destek olacaklarını söylediler. Zaten ana hatlarıyla Sakarya'da özellikle de Büyük Birlik Partisi ile ilgili iki belediye başkanı ile ilgili sorular bence yanıtlamış oldu. Ben de ekleme yapmak gerekirse az önce de söyledim. Asılacaklar yani Büyük Birlik Partisi bir iğme yakaladı. Yani belki bir belediye olsa farklı ama iki belediye aldı. Az önce Sefar kardeşim de dedi ki işte Türkiye genelinde 14 ilçe bunun ikisi Sakarya'da bir yerde önemli bir parti için önemli bir atılım. Dolayısıyla burada asılacaklar. Yani ben özellikle Erenler Belediye Başkanı'ndan Şenol Diş'ten bir başarılı aritmetiği bekliyorum. Yani Hendek'te ne olur bilmiyorum ama benim gözlemlediğim Şenol Dinç'ten böyle bir başarı hikayesi bekliyorum. Açık konuşayım. Evet Safa, sen nasıl değerlendirdin Genel Başkan'ın açıklamalarını? Yani aslında gündüzki haberlerinde de haber servislerinde sıkça konuşulmuştu. Bu hatta bir
hastanede yaşanan bir olayla ilgili de bir açıklama oldu. O da biraz sıcak yani. Biraz araştırmamız lazım, incelememiz lazım. Medyamar'ın haberinde de vardı Şenol Dinç'in eşiyle evet. alakalı bir konu. Onu da konuştuk. Ajansla geçmiş. Bayağı da geniş bir gündemi vardı aslında. Genel olarak da konuştu. Sakarya ile alakalı başarılarını söyledi. Yani en büyük ilçesi olmasa bir dil sürçmesi tabii. Sayın Genel Başkan 81 ilden sorumlu olduğu için ister istemez Sakarya'daki nüfus haritasını bilmeyebilir. Çok doğal bir şey bu. İzleyen izleyicilerimizi yanlış anlamasınlar. Ya biz bile bazen yanılabiliriz. Hatta ben bile sıralamaya bakmak zorunda kaldım. İkinci, üçüncü kimdi diye hakezmiş. Yani çok doğal bir şey bu. Tabii başarılı iki ilçe kazandılar. Fakat ben ısrarla bunu uzun süre söylemeye devam edeceğim. Erenler'de, Hendek'te Büyük Birlik Partisi'nde emanet statüsünde. Yani kendi tabanlarından yetişen, kendi çıkarttığı isimler değil, başka partiden isimlerle kazandı. Ve bu Büyük Birlik Partisi'nin her zaman bir tedirgin edecek bu. Acaba yine eski yuvana dönmek isteyecekler mi? Bir çağrı gelirse ne yapacaklar diye. Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de böyle bir şey söz konusu değil dedi. Yani bunu net bir şekilde söylemesi bile aslında bir tedirginliği gösteren bir şey. Bugünkü ziyaretinde bundan bağımsız olmadığını düşünüyorum demiştim. Nitekim de verdiği cevaptan da bunu görmüş olduk. Ben Sakarya Genel Başkanı ağırlamak her zaman önemlidir, güzeldir. Dediğimiz gibi stüdyo ağırlayıp Sakarya'yla ilgili uzun bir sohbet yapmayı isterdik. Ama nasip değilmiş. Kendisine bizim yayınımıza bağlandığı için, gündemi değerlendirdiği için teşekkür ediyoruz. Raif Ugan. Mustafa Denizli aslında ve Büyük Birlik Partisi'nin yani karne tam bu lafı söylenmiyor ama seçim sonuçlarıyla ilgili şu gerçeği de ıskalamamak lazım. Safa kısmen bunu anlattı. Şimdi Büyük Birlik Partisi hem Hendek'te hem Erenler'de tüm şartlarıyla hazır olmuş iki ismi aday olarak çıkarttı. Yani Şenol Dinç'te bir Erenler gerçeği var. Yani seçimi kazanmanın en büyük potansiyel isimlerden birisi. İrfan Pisküllü yine en büyük potansiyel adaylardan birisi. Dolayısıyla her şeyle hazır. İsmi konuşulan, seçimi kazanıp kazanmayacağı pamuk ipliğine bağlı belki sonuçlarla isimler vardı. Dolayısıyla bu bir anlamda Büyük Birlik Partisi'nin dikkat etmesi gereken bir durum. Bu gerçeği bir tarafa koyup. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi biz şunu göreceğiz Sakarya açısından. Sonuçta artık bu isimler Büyük Birlik Partisi'nde bir belediye başkanlığı yapacaklar. Yani Büyük Birlik Partili artık Şenol Dinç'in de İrfan Püskül'ün de yapacağı hizmetler kendilerini aşacak artık bir süre sonra. Biraz da Büyük Birlik Partisi'nin yorulmamıza sebep olacak. Evet bak Büyük Birlik Partili bir belediye işte şöyle böyle hizmetini yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı şeklinde. Bu kriter açısından önemli. Ama ben Hüseyin abi kadar iyimser değilim. Genel anlamda bütün belediyeler için konuşuyorum. Bunun emareleri zaten bir süredir ekonomik sorunlarla ilgili problemlerle ilgili verilmeye başlamıştı. Pazartesi günü Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomik tedbirlerle ilgili açıklamalar olacak. Benim anladığım ve hissettiğim kadarıyla ya da yazılanları okuduğum kadarıyla bir süre yani bu belli bir zaman diliminde belediyelere ciddi kaynakların aktarılmayacağı normal rutin hizmetlerin hayata geçeceği bir süreç bekliyor bizi. Yani bu nedir işte asfalt atmak, işte su hizmetine getirmek, işçi maaşları ödemek. Çünkü işçi maaşı deyip geçme. İşçi maaşını da devlet sana ödemiyor. Bir kısmını alıyorsun, bir kısmını sen kendi olmaklarına tamamlamaya çalışıyorsun. Dolayısıyla çok böyle bu ikisinden bağımsız söylüyorum. Kendilerle ilgili değil. Böyle aman aman çok böyle acayip işlerin olacağı bir süreç beklemiyorum ben onu da söyleyeyim. Ben ne dedim ki Şenol Dinç'le ilgili onu anlamadım. Bana katılmıyor ya. Ben Şenol Dinç'ten başarı hikayesi beklerim derken sen ne anladın ki yani? Senin başarı hikayesinden anlattın ne ben? Benim anlatmak istediğim nedir bir belediye başkanı başarı hikayesi? Gönül vericiliği olur, insanlara dokunur, kültürel olur, sosyal olur. Aynı zamanda orada tamam bu Türkiye ölmedi daha. Kentsel dönüşüme başlar, çeşitli atlasyon olur, başarısız belediye başkanı olmaz. Şimdi biz çok belediye başkanı gördük, hiçbir şey yapmadılar bu kentte. Benim başarı hikayesi dediğim bu. Senin kafanda nasıl başarı hikayesi canlandırdın mesela, bilmiyorum. Mesela Sakarya'nın uygulamanı Bilimler Üniversitesi'ni mesela getirmek istiyorlar. O Arife'ye arkadaşlar. Ya, biliyorum Arife'ye gidiyor diye var da şey. Ya onun gibi bir şey olur. Yani, yani hala da genel başkan söylüyor mesela. Yani işte fakülte dedi. Mesela o da bir başarı. Diş hastanesinin gelmesi bir de. Ya ben orada bir başarı hikayesi bekliyorum derken. Yani her anlamda işte mütevazı adam, çalışkan adam. Yani böyle insanların seveceği, bu ekonomik tabloda ilçe sahip çıkacağı, tamam mı? Temiz, tamam belli atılımlar yapılan bir başarı hikayesi bekliyorum. Hepten de mesela şimdi isim vereceğim. Tek isim bence de olmayacak. Saymak lazım. O da uzayacak ama
Karapüçek, Sabancı, örnek veriyorum. İşte Ferizli'de, Karasu'da, Karasu yaptı başarı, ben bana göre başarı görmüyorum. Ben Kocaeli'de başarı hikayeleri çıkmadı yani. Bu bir realite. Doğru. Ya bana göre Şenol Güneş'ten böyle bir bekliyor. Mesela İrfan Püskü'den çok bir beklentim yok. Neden? Şimdi kimileri takıklıyorlar da takık değil. 5 sene yaptı. Şimdi Şenol Güneş ilk defa belediye başkanı oldu. Ama biz İrfan Püskü'yü 5 sene yaptı. Cumhurbaşkanı televizyonlarda yatay mimar derken İrfan Püskü'yü dikey mimar yapıyordu. Ben manşet yaptım. Bende manşetleri var. Dolayısıyla yani ben böyle bakıyorum. Evet, doğru. Yani tepkiyle seçilen başkanların nasıl bir yol haritası gideceği benim için çok muamma, çok da merakla bekliyorum. Mesela 2019'da tepkiyle seçilen iki başkan da bir sonraki seçimde, siyasetten tasfiye oldular. Yani Turgut Baba oldu. Ben mesela çok birkaç önce bir köşe yazmıştım. Ben Ali İnci'den sonra Hendek'te belediye başkanlığının yapılmadığını düşünüyorum. Yani 2014'ten beri Hendek'te belediye başkanlığı yapılmıyor. İşte Pamukova'da, Hendek'te tepki oyları vardı. Bu iki başkan da o tepki oylarıyla göreve gelen isimler olarak onu devam ettiremediler. Şimdi diğer ilçeleri Geybe'de, Karapürçek'te, işte Kaynarca çok merak ediyorum ben bu başkanların nasıl oy alacaklarını. Tabii şunun bilincinde olmaları lazım. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Sakarya'da seçilen Sapancı hariç başkanların tamamı iktidardan emanet oy alarak seçildiler. Yani vatandaş onlara bir kredi açtı. Özgür Özel çok güzel söylüyor bunu. Hakikaten son zamanlarda duyduğum en güzel söylemlerden bir tanesi CHP'den. Seçim değerlendirmesi konusunda. İşte vatandaş bize bir kredi verdi ama bu kredi ticari bir kredi. Uzun vadeli kullanacağız. İhtiyaç kredisi gibi harcamayacağız diye. Sakarya Belediye Başkanları da bunu yapmalı. Bir de Raif abi şurada bir anda itiraz ederim. Belediye Başkanı'nın başarı kıstası maddiyatta ölçülmez. Bir belediye başkanı maddi imkansızlıkları da aşarak yapabilendir. Örneğin yani göreve gelir gelmez Yusuf Alemdar'ın... Maddiyatta ölçülmezken nasıl hizmet yapacak bu adam para yoksa? Mesela Yusuf Alemdar... gelmezse iler masasından milyon hak edecek. Hayat felsefenin odanda para olduğu için anlamazsın sen. Girmiyorum. Yani arkadaşlar doğru. Bir şey söyleyeyim. Şimdi adam bir yatırım yapacak. Ben devam ediyordum. Evet yani şöyle, para olmadan olmuyor bu şey abi. Raif Ugar'ın hayat felsefesi odanda nakit olduğu için cash para. Yani gören de seni amme hizmet doğru falan yaptığını zannediyor. Bir dakika. Safa abi bitirsin sözünü. Zaten ondan sonra siz ikiniz de kavga etmeyeceksiniz. Ondan sonra kavga Ben kavga etmem. Raif Bey. Hayır, tartışmayacaksınız yani ikiniz de. Çünkü Sefa ne demek istediğimi anladım. Bravo, Sefa devam et. Abi şöyle yani şimdi herhangi bir yatırım yapmak, devasa projeler, kaynak oluşturmakla, hibe kovalamakla, işte bakanlıkları kapısını aşındırmakla ve başarı bununla ölçülür. Yani kasadaki parayla bir iş yapan bir isim benim için çok başarılı değildir. Yani kasada para var. Yani çok özür diliyorum. Ben kendimi basit bir adam olarak görüyorum. Çünkü ben normal bir gazeteciyim. Hmm. Beni de koy bir yere. Kasada para varsa al 3 kuruş, ver 5 kuruş. Ben her şeyi yaparım. Hepimiz yaparız bunu. Şimdi önemli olan bu. Rentable bir şekilde bunları değerlendiriyor. Şimdi bakın Uzun Çarşı kentsel yenileme projesi. Şimdi daha önce her ne kadar etik olarak eleştirmek pozisyonları olsa da oradaki esnafların cebinden çıkmadan bir restorasyon projesi oldu. Şimdi adı hayat yerine dönüşüm projesi. Oradaki esnafların cebinden para çıkmadan bu iş gerçekleştirilmiş oldu. Belediyeden de çıkmadı, esnaftan da çıkmadı. Esnaftan da kendi rantını oluşturdu, kendi alanını oluşturdu. Şimdi belediye başkanları bunları yapmak zorunda. Ben kasada para yok, bu işi yapmayayım. Şimdi Yusuf Ali'nin bak diyoruz ki mesela sen böyle bunu iddia ediyor musun bilmiyorum tweetlerinde ama işte Yusuf Alemdar borç yükü devraldı. Böyle bir dedikodu var kentte. Şimdi Yusuf Alemdar ben borç yükü devraldım diye adım mı atmayacak? Hayır. Borç yüksüz de herkese 1 milyon insana dokunabileceği bir şey yaptı Yusuf Alemdar. Su indirimi yaptı. Ve büyük bitmel bir yıl konuşulacak. İkinci aşama en az 200 bin kişiye dokunacak bir ulaşım indirimi yaptı. Şimdi bunların hiçbir tanesi paralel olacak şeyler değildir Raif Ugan. Onun için belediyeler bir holding mantığında kasaya para koy ve kar zarar hesabı da çalış yerler değildir. Belediyecilik hakikaten parasız da olsa devletin imkanlarını kullanabilen belediyedir. Bu fikrine katılmadığımı söyleyeyim. Para olduktan sonra Raif Ugan da yapar. Ne olacak? Sefa'ya katılıyorum ben. Mühim olan para olmadan döndürmek. Paraya çevirmek bazı şeyleri. Yapacağın atılımlar var. Sen belediyesin. Mesela yer satarsın ama 5 liraya sattığın yerle öyle bir kentte girişim yaparsın. Kente 30 liralık girdi sağlarsın. Şimdi ne oldu? 5 liraya sattın ama 30 liraya girdi sağladın. Örnek. Yani olay budur abicim yani. Bu dönemde de acaba ilçe belediyeleri özellikle mesela benim çok gözüme çarpan Hendek vardı, Karasu vardı. Geçmiş dönemde. Gerçekten çok fazla
taşınmaz sattılar. Yani evet, arsa sattılar, evet, veya işte tarla sattılar. Bu dönemde de artık satacak bir şeyler kalmış mıdır size? Vardır, vardır. Ben şöyle bunda bir kısa bir şey söyleyeyim. Şimdi bir şey satmak aslında mesela ilk etapta çok eleştirilmeye mahkum, eleştirilebilir bir konu oluyor ama şimdi o alanlara baktığımızda atıyorum Hendek'in 90 küsur tane mahallesi var. Hmm. Belediyenin çok işte İl Özel İdaresi'nden ona devredildi. Hiç kimsenin kullanmadığı, yıllardır da kullanmayacağı bir köy konağı var mesela. Şimdi belediye bunu ebedi billah kullanamayacak. Şimdi bu tip arazilerin ben satılmasına çok karşı değilim. Ama satılırken kar güdülmesine karşıyım. Yani o araziyi biz vatandaşa nasıl rantabl kullandırabiliriz? Burada nasıl tarım yaptırabiliriz? İşte sen gel buraya kardeşim, köyde işte bir sosyal alan yapacaksın. Çok düşük paraya, sembolik bir rakama vereyim. Öyle işlet. Belediyelerse bunu ben arazimi satayım ve kasama para koyayım. Bu da yanlış mesela. Ya bu da aynı mantık. Kasamda para olsun. Aslına bakarsan halkın malı zaten. Tabii yani. Ki halkın malını halka ver yani. Çok da şey yapma bu konuda. Hakikaten ben ısrarla 31 Mart'tan beri sosyal belediyecilik konusunda çok vurgu yapıyorum. Ki Yusuf Aydınlar da ve bunu anladığını çok gözlemliyorum. İnsanlara kendi malını biraz korkmadan vermeli belediyeler bu dönemde. Ya bu sizin zaten. Sizin olanı size veriyorum demeli. Onun için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki o zaman bu para konusu, belediyelerin gelir konusu bu kadar önemli değilse niye hepiniz ya, bunca yıl çok önemli izin verir misin? İzin verir misin? Ben cevap vereceğim. Bu niye hepimiz haftalarca, aylarca, günlerce arkadaş bu vergi kanunda problem var. KDV iadesinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi çok az para alıyor bu yüzden. Dünya kadar zararımız var dedik de o zaman madem para önemli hiç boş kuşla konuşmuyoruz bunları. Aynen öyle. Çok güzel. Hakikaten nasıl yakaladım bunu, hiç aklıma gelmemiş. Ya var benim ya. Müthiş bir insan. Nerede lan? Aa benim yani hiç aklıma gelmemiş. Ya bu konuyu bulan getiren benim. Bak biziz. Bak Berkos'u ilk gündeme getirenler biziz. Ya Raif Ugan bir beşeralı belediye başkanının kıstası bütçesinin yüksek olması değildir. Bütçesi yüksek olan herkes iyi iş yapar. Biz bu diyoruz. Önemsiz demiyoruz. Başarı kıstası değil diyoruz. Sense odak noktana, hizmet noktasına parayı koyduğun için herhangi bir şekilde başarı kısmı olarak değerlendiremiyorsun. Para varsa başarılıdır. Al Chelsea 367 milyar euro para harcadılar, ligde kaçını sarıldılar. Parayla bak, olmuyor bu işler. Bir nokta hayır bir şey diyeceğim ya. Bir örnek veririm ben Raif Ugan'a şimdi. Bana geldi ya. Fenerbahçe. Bak çok kibar kibar konuştum. O ısrar bir şey bulmuş gibi. Bir şey bulmuş gibi. Biz bilmiyorduk öyle bir şey olduğunu. Biz işte vergi iadesinden kesildiğini bilmiyorduk. Kara Süleyman'ından kesildiğini bilmiyorduk. Ya zaten vergi iadesini biz konuşmamız lazım. Deprem kredisini bilmiyorduk. Kesiliyor. Ya bak deprem kredisini 3 gün araştırdım. Sen hayatta çok özel haber yapmadığın için bilmezsin bu konuları. 3 gün araştırdım. 96 senesinde. Ya bir ne yaptın? Bana bir tane özel haberini söyle ya. Son 1 yıldan beri Twitter'da onu bunu anlatmak için bir tane özel haberini söyle bana ya. Özür dileyeceğim ya, bir tane özel haber söyle. Raif Ugan'ın şeyi çizgisi o değil. Bana geldi işte. Ben çok kibar cevap verdim. Bak ben çok kibar cevap verdim. Ama Raif Ugan'ın çizgisi yani bu özel haberi kendi ben çok kibar cevap verdim. Bitireyim. Ya bırak Allah'ını zaten söyle. Ben bir kere gördüm. Ya söyle. Ya söyle. Ben söyleyeceğim. Söyle ya. Ben söyleyeceğim. Bak Raif Ugan'ın hakkını yedirmem burada. Raif Ugan'ın hakkını yedirmem. Özel bir haberi gördüm. Karasu'da bir başka şey yapmıştı ya. Duvar yapmıştı sahile. Gitti onu yaptı. Özel kimse yapmadı. Raif Ugan gitti onu savundu. Özel bir adardı bu yani. Şimdi kimse Avrupa yapmadı. Kalkınma Bankası 96 yılında Çarşıdere'sinin ıslah için bize bir kredi veriyor. Bak bizim yıllarca ya günlerce İngilizce bir tercüme alan şu adamı şey yaparak o haberi yaptım. Çok bunların ruhunu biliyorum ben. Yani sanki bir şey bulmuş gibi o zaman niye önemsiz? Biz senin tezine dedik ki para başarılı belediye başkanı kıstası değildir. Para vatandaşın temel hizmetlerini alma noktasında bir araçtır. Bu kadar. Tamam ben de bu kadar. Bunu söylemiştim yani. Zeynep evet. Yaptığın özel haberse tamam özel haber. Ya yani çok normal bir şey söylüyorum. Dedim ki ya özel haber diye söyle bir tane. Hayatını yaptım. Ya yani, söyle bir tane ya. Son bir yılda bir tane söyle işte ya. Söyle bir tane söyle ya. Bir tane haberini söyle bana ya. De ki gittim. Gittim şunu yaptın da ya. Kendini ispatlamak gibi yükümlüm yok ki. Yani niye öyle bir şey gitti? Vurulur. Ben tamam, seni iddiadan vuruyorum sen işte. Sen bana ispatla demiyorum. Ben sana bir şey söylüyorum yani. Sana niye ispatlayayım kendime? Yani ispatlama mevzusu değil bu. Diyorum ya sanki bunu bir iddiayı atan ortaya biz sensin. Biz onların iddiayı ortaya atan sensin. Diyorsun ki sen hiç özel haber yapmadın ki bilmiyorsun diyorsun. Sen bunu yargılayabilecek de sormayacak ne mesleki kariyerim var benimle ilgili konuşmakta ne de bir geçmişim var bunu ya kabul et. Noktalama işareti bilmeyen adam beni meslek kariyer olarak algılamasın. Sen o seni yorumuyorsun.
Evet, daha devam edeceğim de kırılır diye etmiyorum, geri adım atıyorum. Yoksa hala bak sorguluyorsun. Bir şey diyorum sorgulamıyorum. Biz iddiayı söylen sensin biz yani. Hayır bak diyorsun ki o zaman niye boşuna konuşmuşuz? Ya biz onları bilmiyorduk. Biz onları yok sayıyoruz. Biz onları görmez. Şimdi ya bak, bunların tamamının içindeyiz ya. Seni çıkarttın, senin ödemen yok. Bilmezsin lafı. Bilmezsin, bilmezsin. Biz bunları haber yapıyoruz. Sık sık ya araştırıyoruz. Biz bu kenti gümrükten nasıl paralar aldığını da haberleştiriyoruz. Yani hakikaten bir şey sır olumlu git orada konuş diye yapmıyoruz bu işleri. Peki Sefa. Ben de çok ileri gittin. Ben bir kere bak bir kere ya, sen de gitti, ama bir dakika bak Karasu'ya gitti. Karasu'ya gitti. Biz o dedik yani sahile duvar mı yapılır? Herkes bütün Sakarya aynı fikirde sahile duvar mı yapılır? En son başkan da bizim fikrimize geldi. Karasu Belediye Başkanı çıktı sonra. Duvarı kaldırdı ama Özel haber yaptı oradan. Raifo gitti. Ne var kardeşim bu duvarda falan yaptı. Bir tane de bir AVM'den bir özel haber yaptığını hatırlıyorum. Bu AVM çok güzel, harika bir yer. O özel haberin de şimdi hakkını verelim adamım. Aslında duvarın mantığı güzel bir mantık ama yapamadılar yani. Hani yani o rüzgarın kumu götürmemesi için güzel bir mantık ama yapamadılar. Estetik olmadı, estetik. Olmadı. Yani o estetik olması bir gerekiyor. Bir de sadece beton olmaz yani. Bir de yalnız AVM'den bir özel haber yaptı. Raif Ugal'ın hakkını yemeyip işte bu AVM çok güzel falan. Ben onu mesela atladık o haber etmişsin. Bu haberi sen yaptın, seni tebrik ederim. Bravo abi. Yani hakikaten özel haber senin yaptıkların gibi olsa zaten yapmayayım. Yapmam zaten, yapamazsın yani. Vatandaşın böyle ilgisini çeken bir konu olduğu için biraz üzerinde durmak istiyorum. Sokak köpeği konusu. Mustafa Destici de mesela o kesin konuşmasını biraz geri çekildi. Yani bugünkü konuşmasında. Birazcık bayağı bir geri çekildi. Ben işte hani moderatör olduğum için biraz böyle şey yapayım diyorum. Orada otursaydım eğer daha sen söylerdim de. Biz gelelim öyle böyle olacak dedi. Köpek kalmayacak dedi. Şimdi diyor ki biz ne yapalım ya, Türkiye'nin sorunu diyor. O zaman demeyeceğim. Yani bu sorunu Mustafa Destici'nin yöntemiyle çözmek mümkün mü? Hani sadece Büyük Birlik Partisi'nin belediyeleri çalışsa, sokak köpeklerini toplasa bu sorun çözülür mü? Çözülmez. Zaten kendisi söyledi. Yani diğer ilçeler... Şimdi bak, söz ağızdan çıkıyor. Çıktıktan sonra gitti. Yani söz çıkana kadar senin neslin, söz ağızdan çıktıktan sonra sen onun neslisin derler. Şimdi biz gelelim, sokak köpeklerini öyle böyle yapacağız. Tamam güzel, geldiniz hadi. Ya diyor, bu tek bizim sorunumuz değil ki, Türkiye sorunu. Ya biz zaten onu biliyoruz Türkiye sorunu olduğunu. Evet. Biz zaten yaşıyoruz bu ülkede yani. Biz de bu ülkede yaşıyoruz ya. Biz de görüyoruz yani bunu. Cumhurbaşkanı da sürekli bir hamle yapıyor. Ama olmuyor. Yani köpek sorunu çözemiyorlar yani. Belediyelerde işte diyelim kısırlaştırıyor, onu bunu yapıyor. Gene olmuyor mesela. Yok yani. Yok yani. Şimdi vatandaşın beklentisine sen şimdi seçim öncesi diyorsun ki ben böyle yapacağım. Şimdi yapmayınca vatandaş sorgular abi. Çok doğal bir şey bu yani. Çok doğal. Ve Mustafa Destici de bunu aşamaz. Yani bu topyekun bir kanun kararnamesine mi olur, nasıl olur bilmem. Tabii de bunu hayvanseverler kısmı var, hayvan hakları var. Ya bunu öyle güzel yapmamız lazım ki bu hayvanlar da mesela bu işten zarar görmeyecek. Büyük bir ormanı mı kapatırlar? Şimdi hayvanları hep bir kulübede besleyemezsin. Ya büyük bir ormanı mı kapatırlar? Nasıl olur? Bilmiyorum. Fikir yürütüyorum sadece. Yani hayvanları da bir kulübelerde, bakım evlerinde ne kadar besleyebilirsin? Veya hayvanla hakları var. Yazık günah değil mi hayvana? Yani en yakın mantık, düz mantık bakıyorum olaya. Çok da uzman değilim bu işin ama büyük bir alan kapatırsın. O alanda böyle bölersin içinde. Yani o köpekler buraya geçmesin. Ya şimdi sen köpekleri kendi arasında kavga ediyorlar. Yani küçük köpekli küçük köpekler arasına mı koyarsın? Bölersin ormanı. Böyle bir mantık yürütüyorum ben. Çünkü çok köpek var. Köpekleri görüyoruz televizyon, insanlara saldırıyorlar. Yani tamam hayvan hakları var. Ben de hayvan seviyorum. Özellikle köpek severim ben. Yani köpeği severim. Ama şimdi yani insanlar da ısırdığı zaman, bir çocuğu da ısırdığı zaman olmuyor. Şimdi İstanbul'da geçen bir olay var 2-3 gün önce. O görmüşsünüzdür. Köpeğe iki tane bahçıvanlı güvenlik köpeği dışarı atmışlar. Gitmişler buna ceza kesmişler. İstanbul valisi Davut Güldü galiba devreye giriyor. Cezaları iptal ediyor. Sosyal medya yıkılıyor. Ya köpeklerin psikolojisi bozulmuş. Bahçeye atmışlar görevliler. Çocukların psikolojisi ne olacak? Saldırgan köpekler. Evet. Çocukların da psikolojisi var. Ya şimdi bana şunu anlatamaz kimse. Benim yani çocuklarım büyüdü de. Ya benim çocuğum okula giderken 8-9 yaşında kız çocuğum. Yani bir sürü köpeğin bir sürü düşün saldırdı. Yani kusura bakmasın o psikolojiyle bana yani köpek hakları falan bilmem. Dolayısıyla bu çok göreceli kavram. Herkesin haklı olduğu yerler var. Hayvan hakları var. Hayvanseverler var. Belediyeler var. İmkanlar belli. Ama
Yani bu köpek sürüleri şehirlerde olmuyor. Mesela bana geçen bir video attılar Kent Meydanı'nda. Ne yapacaksın? Saldırıyor bunlar bir de. Ya abi şimdi koyun gibi köpekler var. Yatırırlar adamı, öldürüyorlar. Televizyonlarda görüyoruz. Dün akşam ben tam Ada Hayat'ın oradaydım mesela. Ada Hayat projesine biraz bakındım böyle ne durumda diye. Oradan Şemsiyeli Park'a doğru gidecektim. Ya çok sürüyorlar orada. Yani bildiğin koyun yani. Koyun gibi koyun, ya. Koyun gibi de bir havlıyor yani insan korkuyor yani. Evde beslenler büyümez ya. Ben bir şey diyeyim arkadaşlara bırakayım sözü. Bundan bir 8-9 yıl oldu. 4 yolda köpekler bir arabaya kafayı sardı. Arabayı parçaladılar. Sakarya'da. Sakarya 4 yol. Adapazarı'nda. İzledim ben onu. Ya arkadaş. Hala yapıyorlar onu ya. Köpekler yani arabaya artık niye taktılar? Benim eniştemin arabasında şey yaptılar. Tamponlu ya, parçaladılar. Ya arkadaş. O enişten miydi o videodaki? Yok o değil de. Onun gibi eniştemin arabasında parçaladılar. O köpekler niye kafayı taktı bilmiyorum ama Adapazarı 4 yolda arabanın ön tampon. Araya ön tampon bitti. Her yeri parçaladı araba. Şimdi böyle bir şeyden bahsediyor. Şimdi kediler diyorlar. Ya kedi avcı bir hayvan. Kedi avcı bir hayvan. Köpek o kadar değil bak. Kedi bildiğin kedi giller. Kedi giller dediğin zaman aslanlar, kaplanlar. Yani kediler avcı hayvanlar yani sonuç itibariyle. Dolayısıyla bu toplum bir kanayan yarası nasıl aşarlar benim aklım basmıyor o kadar. Ben şimdi senden destek alarak bir yorum yapacağım aslında. Şimdi Türkiye'deki sokak köpeği sorununu bir, önce şununla başlayayım. Biz çok insancılız. Belediyelerimiz insancıl. İnsan hayvan haklarına çok saygılı, yaşam hakkına çok saygılı, yaşamı çok kutsal gören bir medeniyetten geliyoruz. Diyor ki Avrupa'da bu sorun yok. Ben şimdi sana soruyorum. Avrupa'da insanın yaşam alanına giren köpeğin yaşam hakkından hakkını gözetiyorlar mı bu kadar çok? Ya öyle bir şey sorma bana çünkü Avrupa'da ben sahibi olmayan bir köpek görmedim. Evet, şimdi bu belli bir sürecin sürün. Yok değil mi? Yok yani yok. Bu belli bir ya uyutuyorlar Hakan abi. Yani uyutuyorlar. Bir süre sahiplenmezsen uyutuluyor dünya. Dünyanın genelinde böyle. Şimdi bu bizim örf adet yapımıza uygun bir şey değil. Mesela şimdi yurt dışına giden insan benim Sefa, kuzenim. Çok özür dilerim. Tabii abi. Ambiyansla biliyorum ama Kemal Turgaç yazmış. Yani ikisi de kardeş diyor. Kavga etmesine çok üzüldüm diyor. Yok Kemal ya. Turgay, kavga etmeyin. Ne alakası var ya? Kavga etmeyin. Kunduracılar Odası Başkanı Kemal Turgaç diyor. Ne başkanı? Kunduracılar Odası. O öyle geçiyor. Ayakkabıcılar diyor. Kunduracılar Odası Başkanı. Çok üzüldüm diyor. Ya, canlı evi izliyorum bence, diyor. Bence senin onlar şu biraz daha kavga edin şeyi bahsede. Beni kesmedi. Yok yani adam yazmıştı. Söylemeden olmaz. Şöyle, biz fikir olarak, ben fikir olarak Raif abi severim. Fikir olarak sadece karşısındayım. Şimdi şunu söyleyeyim bak sen dedin ki bana söz aldın bölme dedin. Sen böldün beni şimdi. Nerede kaldığımı gene zor toparlayacağım şimdi kafamda. Şimdi Kanada benim kötü kuzenim köpek var. Kültürlerimiz, annelerimiz. Medeniyet evet. Ama öyle dedik ki annelerimiz kötümüzde yok. Kanada'da kuzenim var benim. Diyor ki ya işte yabancı biri geldiği zaman diyor ki ya sizin Türkiye'de acayip kedi var. Ya kedi ülkesi falan böyle. O da garip geliyor insana. Nasıl kedi var bu kadar falan. İstanbul'da her taraftan kedi çıkıyor. Evet. Şimdi burada bizim sokakta 10 tane kedi var. Pis pisi yapınca 10 tanesi buradan geliyor. Tek pisiye yani tamam mı? Murat Uygun'da 40 tane var. Bak Murat şimdi biz hayvansever bir ülkeyiz. Yani köpekleri uyutamayız. Şimdi köpekleri uyutmadan, onların yaşam hakkına karışmadan bu sorunu nasıl çözebiliriz? Vallahi benim buna bir cevabım yok. Ama uzmanları Hüseyin Amin dediği gibi işte büyük orman alanları yapalım, onları doğal yaşam alanındaymış gibi barındıralım, işte kısırlaştıralım, bunların hepsi çözüm. Ama kesinlikle uyutmak, o hayvanlara eziyet etmek, o hayvanlara doğasına aykırı bir şekilde o metal kafeslerin içine hapsetmek çözüm olmamalı. Çünkü bu ya bu insana da dinimize de aykırı. Bunun en uygun çözümünü bu hayvanları doğal ortamında yaşatmak. Yani o kadar güzel barınaklar yapalım ki. Ya o hayvanın doğal ortamında olduğunu hissetsin. Çünkü son tahlilde bunu biraz kültürel bir okumayla yaptığı zaman biz bu hayvanların yaşam alanlarının üzerine şehirler inşa ettik. Biz de işgalciyiz aslında. Yani onların da bir Müslüman olarak ben şöyle bakıyorum. O hayvanın da bende yaşam hakkı var. Ben o hayvana da bunu tahakküm ettiremem ölümü. Ama Hüseyin abinin dediği gibi diğer taraftan da insanların can güvenliği söz konusu. İşte burada biz öyle barınakları inşa edelim ki bu hayvanlar doğal yaşamlarında gibi olsunlar. Böyle uyutma, işte onları hapsetme değil, bu çözüm üzerinden gitmek lazım. Mustafa Destici'nin yaptığı çözüm çok düz, yani toplayalım, şey yapalım. Bunda olmaz bu çözümden de, olmaz. Mustafa Destici öyle demedi baştan. Köpekle biz gelelim öyle böyle yapacağız dedi. Yerler tutmadılar. Tek bir köpek kalmayacak dedi. Evet, bu arada bizi izleyenler, ben öyle okuyorum ama yani vatandaş bizi izliyor, ben de saygı duyuyorum. Maliye'de demek ki Gaffar Zengin var. Ya milletin derdi diyor,
yemek içmek, mutfak ve diyor ev kirasıyor. Köpekler sonra diyor yani. Köpeğe kadar diyor bunlara bakın diyor. Gazeteciler diyor. Ben söylemiş olayım. Gaffar abi hayatımızın artık o kadar merkezine girdi ki ekonomiye. Yani artık ekonomi başka hiçbir şey konuşmamız gerekiyor. Aslında ekonomi o kadar önemli durumda. Ya emeklilerin durumu, o marketlerdeki yangın, et fiyatları. Yani hakikaten başka hiçbir konu konuşmasak haklı. Sadece ekonomiyi konuşsak yeridir. Ama diğer taraftan da bu gündemler de var. Ya bakıldığı zaman da bizim devam ediyor. Ekonomi konuşmamız. Ve çok ekonomi yani en fazla dert yanarız. Sizin gibi yani. Dert çünkü ekonomist değiliz. Gaffar abi, maliyeci mi Gaffar abi? Maliyeci Gaffar abi. Uzman mesela konuşur Gaffar zengin. Evet. Çünkü o işin uzmanı ama ben çok en fazla dert yakınırım. Et alamıyorum derim. Ya biz yerel gazeteciler olarak tabii. Yani ekonomiden konuşsak neye katkı sağlayacaksın ki yani? Ekonomiden ya konuşsak. Zaman senin, konuşuyoruz da. Senin dediğin gibi sadece dert yanmış oluruz. Başka dert yanmış oluruz. Yani bizim sesimizi duyup da işte ekonomide herhangi bir değişiklik yapacaklar veya ne bileyim faizi düşürecekler falan diye bir ama şey yok ki. Ama çok muzdarip biz bu konuda. Ya kesinlikle muzdarip. Canım herkes gibi. Sonuçta biz de aynı şeyin içinde yaşıyoruz yani. Biz de aynı ekonominin içinde yaşıyoruz. Biz de ekmek alıyoruz, biz de su alıyoruz, biz de elektrik faturası ödüyoruz. Hatta krizlerden en çok etkilenen sektörlerin de ilk 5'teyizdir biz yani. O derece. Evet, evet doğru yani. Raif Ugan, sen ne diyorsun bu köpek sorunu konusunda? Sence uyutulmalılar mı? Yoksa kısırlaştırılmalılar mı? Belediyeler maliyetten mi kaçıyor? Sen ne diyorsun? Bir de sokaklardan toplanmalı mı? Sen marjinal bakarsın. Mustafa Destici'nin bir de açıklaması, ilk açıklamasıyla bu açıklamasını şöyle, nasıl değerlendiriyorsun? Bir kere bence biraz bir geri çekiliş var. Çok Raif Ugan marjinal bakar. Çok şey, bir kutuplaşma yaratılıyor yani bu konuyla ilgili. Biraz da bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bunu yapan ülkeler var. Mesela Romanya'da 90'lı yıllarda Bükreş'te bu köpeklerin sayısının çok artmasıyla birlikte yani insanlara saldırıyor, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Çok ciddi bir köpek uyutulması başlatılıyor yani köpeklere karşı. Ama tabii bütün popülasyonu yok edemiyorsun, devam ediyor. Burada kısırlaştırmayı yapmadığın zaman 10 yıl sonra, 15 yıl sonra tekrar eski yere geliyorsun. Yani aynı şeye. Bence burada biraz sorun şuradan kaynaklanıyor. Zaten yasa diyor ki şu anda belediyelere, sen köpeği alıyorsun, kısırlaştırıyorsun, aldığın yere bırakıyorsun şeklinde bir şey var. Yani dolayısıyla bizim kısırlaştırma konusunda çok ciddi ve yani bu derneklerle, işte bakanlıkla, gönüllülerle, yani bu zıtlaşmadan, kutuplaşmadan ayrılıp çok ciddi bir kısırlaştırma çalışması yapmak gerekiyor. Çünkü bu sayı yıldan yıla artıyor. Eğer kısırlaştırmada başarılı olamazsan sen çözüme kavuşma mümkün değil. Sayı inanılmaz artıyor. Ama kısırlaştırmada belediyeler yetersiz kalıyor bunun. Çünkü ekonomik olarak da bir maliyeti oluyor. Onları karşılamayabiliyor bazen. Binde üç gerçi o hayvanların hakları var biliyor musun belediye bütçesinde? Binde üç müydü? Bir bütçe kalemleri var evet. Binde üç gibi o hayvanlara belediye bütçe ayırmak zorundasın. Yani rakam yanılıyor olabilirim ama binde üç kaldı aklımda. Bütün belediyeler bu sokak hayvanlarına para ayırmak zorunda. Yasal olarak. Ama ayırmıyorlar tabii. Ayrılmak. Yani eğer biz kısırlaştırmayı başaramazsak bu sayı artar. Bu taraf bir tarafta da sosyal medyayla işte ya da medyanın bir kısmıyla başlayan bu kutuplaşma daha farklı, daha kötü sonuçlara sebep olur. Yani şu bu sefer köpeklere karşı tepkisel hareketler başlıyor. İşte medyada okunan haberler ya da sosyal medyada yapılan tartışmalarla bir şiddet oluşabiliyor. Ama bir taraftan da insanlar eve giderken işte çoluğuna, çocuğuna bir köpeğin zarar vermesinden doğal olarak rahatsız da oluyor. Bu çok doğal bir şeydir ama özetle bence kısırlaştırma konusunda çok ciddi adımlar atmak gerekiyor. Bu adımlar şu anda yeterli. Bütün problem de buradan başlıyor. Sen 3 köpeği alıyorsun ama ondan sonra 10 tane öbür taraftan geliyor. Bir de şu ilçe arası transfer var biliyor değil mi? Bu belediye topluyor köpekleri. Hop atıyorlar başka belediyenin mıntıkasına. Oradakiler topluyor öbür tarafa. Mesela bu konuda en şanssız. İlçeler arasında değil o transfer. İller arasında da oluyor. En şanssız Taraklı var. Yıllardır çevre köpekleri toplar, Taraklı'nın bölgesine atarlar. Hatta bir kere oraya Pantera'ya geldi. İzzettin Kömürcü'nün kulakları çınlasın gazeteci. O da atılar o işleri. Yani bir de böyle yapıyorlar. Yani topluyor adam belediye. Şimdi belediye ismi vermiyorum. Çünkü kim yapıyor kim yapmıyor şey olmasın. Yoksa net bilsen belediye ismi de veririm. Ama var bu işler yani. Topluyor senin mıntıkana, seni o alıyor oraya. Dediğin gibi düzelen de gelen var. Bizim oraya da götürdüklerimiz vardır veya yoktur. Yani böyle bir sıkıntı var. Ama bunun çözümü bence bir ormanı kapatacaksın, büyük bir alanı. Yani köpekleri sınıflara ayıracaksın. Çünkü her köpeği her yere koyamazsın. Ya bu iş böyle yani. Ben şimdi gidiyorum Adapazarı Belediyesi'nin, yani yapıyor Adapazarı Belediyesi. Büyükşehir Belediye Başkanı da yaptı şimdi. Ekrem Yüce zamanında orada bir yer yapıldı ama yetmiyor Hakan, yetmiyor yani. Yani yetmiyor bak.
Köpek Barınağı'na git, Atapazarı Belediyesi'ne. O kadar da dışarıda var. Bakıyorlar mı bakıyorlar ama yetmiyor yani. Barınaktan ziyade bence kısırlaştıracağım bunları abi. Bütün maliyeti kısırlaştırmaya ayırmak lazım. Bir de zaten bak Hakan, yani sürekli kısırlaştırmak göz ardı yiyorlar. Sen uyutulma gündeme geliyor ya. Binlerce köpeği uyutulduğunu düşünsene. Yani bunun ekolojik etkileri de olur. Nereye? Ya toprağa, suya, kimyasal bir şey kullanacaksan şeye, yani öyle kolay da bir şey değil bu. Binlerce köpek kanguruları uyutuyorlar. Binlerce kanguru uyutuyor adam. Yok, ne yapacak yani? Katlediyor. Sonra şey. Ona uyutma, katlediyor. Ya uyutuyor adam. Damdan katlediyor. Ya tamam, katlediyor. Develer var. Evet. Develeri de, filler var. Geçen hangi şey dedi, yani bir, çok bir ülke dedi ki çok fil var dedi, yani. Fil popülasyonu var dedi, bunları dedi öldüreceğim öldüreceğim. Bir devlet başkanı dedi ki ya ne öldürüyorsun dedi, o zaman toplarım hepsini senin dükkana gönderirim dedi. Bu ne dedi ya? Yani bunlara çözüm bulmak lazım. Bir belediye başkanı bir anı anlatmıştı bana. 99 dönemi öncesini kastediyor. Eski Türkiye'yi anlatmış olayım. Ben de Hüseyin abi göreve başladım. Bir adam var diyor Hakan abi belediyede. Bu adam giriyor çıkıyor bir şeyler yapıyor. Bir gün dedim ki bu adam ne yapıyor? Bu adam ne yapıyor? Efendim demişler, o köpekleri zehirliyor. Sen köpek zehirleme, zehirli et. Ya hemen ne için uzaklaştırın buradan yani. Olmayacak bu belediyede böyle bir şey. Adam diyor ölünce var ya suratının kapkara olduğunu söylüyorlardı falan diye anlattı belediye başkanı. Ya belediyelerde kadrolu köpek zehirlemeci vardı bu ülkede ya eski 90'larda. Ben, şimdi, ben hatırlıyorum şu yeni caminin içerisinde. Utanç kaynağı bu ya. Ya ha? Utanç kaynağı bu. Yani Avrupa'ya kızıyoruz ama biz de yap, denemişiz yani bunu. Olmamış bak, çözüm evet. Olmamış. Yani o lanet olsun, hatta olmasın öyle bir çözüm. Yani öldürerek çözüm mü olabilir? Velhasıl kelam, bizim bu hayvanları dediğim gibi çok büyük bir bütçeyi kısırlaştırmaya, ama kısırlaştırdıktan sonra da doğal yaşam alanları yerine büyük barınaklarda yaşatarak şehirlerden değil kendi yaşam. Çünkü şehirde yaşamaktan da mutlu değiller hayvanlar. Yani betonda ne yapacak hayvan yani? Beton doğası değil ki. Aynen öyle. Ya bazı köpekler, laboratuvar üretimi köpekler, bu bizim insana da çok büyük şeyi. Ya dışkısını yapıyor. Ve kediler de asfaltı kaşıyor sanki dışkıyı kapatmak için. Yani böyle doğasına aykırı değil şehirler. O için düzgün barınaklarda yaşatmalıyız. Şey var. Benim gün Zafer Toksu'na sorardı. Sizin gündeminizde ne var? At eşek etleri var benim gündemimde. Ama şimdi bir reklama gidelim. İkinci yarıda onu konuşalım. Ondan sonra konuşalım. İkinci yarıda konuşalım. Şöyle at eti, eşek eti ben yedim mesela. Biliyor değil mi? Bir programda burada böyle gelip psikolojim bozuk benim. Tamam. Yani... İkinci yarıda... dur, tamam. Çıkalım şeye. Yani böyle... Geçen hanım diyor ki... Ne delirdin mi diyor bana. Ya diyor psikolojim bozuk benim. Abi ne yapsın harbiden ya. Tamam arkadaşlar. Hüseyin. Hüseyin bana döner misin? Başka bir ses sonuna dönüyor. Şey gibi de çıkmıyor ya abi, yani. Allah seversen dur. Tamam. Tamam reklamda yaparsın. Evet. Biz şimdi kısa bir araya gidelim. Kısa bir ara verelim. Hem Hüseyin abinin de anırmaları geçsin. Daha sonra tekrar buradayız. Evet, Gazeteciler Söyler programının ikinci yarısıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. İlk yarıda Genel Başkan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici programımıza konuk oldu ve onun açıklamalarını değerlendirdik gazeteci arkadaşlarımızla birlikte. Programı kapatırken Hüseyin Cuman'ın bir gündemi vardı. Sakarya'da bir süre önce 6 tane kasap ve lokantada at eti satılmasıyla başlayan, daha doğrusu Tarım Müdürlüğü'nün, İl Tarım Müdürlüğü'nün denetimlerinde ortaya çıkan skandal diyebileceğimiz bir olay yaşandı. Hüseyin Cumalı bunun üzerine birçok yazı yazdı ve bu at eti satan, at ve eşek eti satan firmaların açıklanması gerektiğini söyledi. Biz de gazeteci arkadaşlar olarak bizler de defalarca haber yaptık. Oda başkanlarının açıklamaları vardı bu konuda. Fakat şu ana kadar bakanlığın açıklaması gerekiyor bu isimleri. Bizler açıklayamıyoruz. Bildiğimiz halde açıklayamıyoruz. Oda başkanlarından bir şey yok bu arada. Açıklama yok. Oda başkanları medyabar.com'a açıklama yaptılar. Açıklanması gerekiyor diye. Hangisi? Lokantacılar Odası yaptı. Bir tane yaptı. Sonunda getirdi. Kasaplar Odası da yine bir şey yaptı. Yani o konuda bir açıklaması var. Evet. Hüseyin Cumalı'ya isterseniz dönelim. Hüseyin Cumalı yine her zamanki olduğu gibi bu hafta da yine hazırlanmış da gelmiş. Evet Hüseyin Cumalı, konuyu sen aç istersen biz daha sonra devam edelim. Konu, neden böyle giyindin? Konu malum. Sakarya'da at ve eşek hediye ediliyor.
konu malum. Evet. Sakarya'da at ve eşek edildi. Ne zaman başladı bu iş? Biliyorsun değil mi? Türk milleti en çok et ne zaman tüketir? Ramazan ayında. Ramazan ayında Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı denetim yaptı. Sakarya'da iki üretim ve satış yapan dört restoran ve lokantada at eti tek kınaklı eskilerin deyimiyle, bak eskilerin deyimiyle nallı kuzu yakalandı. Tespit edildi. Peki sonra ne oldu? Anlatalım, tek tek gidelim. Gece uzun Hakan. Sonra ne oldu? Sonra sen de devam et. Sonra şu oldu. Bakanlık bunların hakkında klasik en üst sınırdan ceza işlem kesin yaptı. Sonra bir de bunları Cumhuriyet Savcılığına şikayet etti. Bak bir daha diyorum. Sakarya'da at eti tek tırnaklı et satan işletmeler tespit edildi. Üretim satan 6 firma tespit edildi. Bunları bakanlık şikayet etti Cumhuriyet Savcılığına. En üst sınırdan ceza yaptı. Peki sonra ne oldu biliyor musun? Mevzuat gereği. Bak mevzuat hazretleri var ya. Mevzuat gereği bu firmaları kapatmadı. Bak kapatmadı bunları. Kapatmadı. Mühürlemedi. Bunlar daha çalışıyor. Niye? Mevzuat öyle. Şimdi ben burada notlarıma bakıyorum. Bu olaydan sonra bu 7 Nisan falandı galiba. 7 Nisan olacak. Yok pardon, 7 Mart'tı galiba. İşte Ramazan'dı. Yani geçen Ramazan. Bu sene. Denetleme Mart ayında yapıldı. Mart ayı işte. Geçen 7 Mart falandı. Sonra bakıyorum ben burada. Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacı Odası Başkanı Serdar Gök çıktı. Serdar Gök bir çıktı. Herkesin yüreklerine su serpen açıklama yaptı. Dedi ki, ben dedi bu konunun takipçisiyim. Bunları ifşa edeceğim. Ne zaman ifşa edeceğim Sayın Başkan? Ben dedi bunları dedi Ramazan bayramından sonra ifşa edeceğim. Ramazan bayramı geçti. Bak Ramazan bayramı geçti. Hiçbir şey yok. Herkes susuyor. Sakarya halkı etle at ve eşek eti yiyor. Bir bakanlık bir çalışma yapmış. Bunlar isimleri ifşa edilmiyor. Buralar kapanmıyor. Lokantada Köfteciler Kebapçı Odası Başkanı diyor ki ben bunun işini takipçisiyim. Açıklayacağım diyor. O da Ramazan bayramı geçmiş. O da ses yok. Sonra ben bunları yazmaya başladım. Siyaset yazıyorduk. Baktım ki olacak gibi. Siyaseti kenara koydum. Daha siyaset yazacağız tabii. Dedim ne oluyor dedim. Yani. Hani ne oldu Serdar Gök derim Sayın Başkan ne oldu? Çıt yok. Ses seda yok. Soyadı gibi gürledi. Halk kahramanı oldu. Bakıyoruz ses seda yok. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi? Sonra baktım. Lokanta odasında bir hareket yok. Döndüm kasaplar odasına. Sakarya kasaplar esnaf odası. Levent Büyükdemir başkan. Ya sayın başkan dedim kasap. Yani kasap senin esnafın bunlar. Ya çıksana bir açıklama yapsana bir şey yapsanıza. Yani iki oda başkanı el ele verip yürüsenize bir farkındalık. Yani bir şey yapın. Onda da bir şey yok. Tam baktım bunların ikisinde bir şey yok. Döndüm bunların üst kurumu. Kim? SESO. Sakarya Esnaf ve Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan. Hani kral. Yani kentte kral. Bu 60'lı yılların başkanı. Bu kentte her şeye verene atlar tutlar. Ya cesur adam ya falan. Dedim ki bari Hasan Alişan. Bak Sakarya'da at, eşek eti var. Sen hem esnafın başısın. Bak dikkat et. Hem de vatandaşa sorumluluğun var. Al iki de oda başkanını çık farkındalık yap. Onda da tık yok. Bak çok enteresan. Çık yok. Ya esiyorsun gülüyorsun ya sana işte ne oldu kral? Kral bir çık ya. Onda da bir şey yok. Ha tamam. Sonra dedim ki ya bari Tarım Orman İl Müdürlüğü il müdürü var burada. Ona dedim döneyim. Ali Ulvi Özerdem. Ali Ulvi Özerdem'e dedim ki ya Sayın Özerdem yani oda başkanlarına hayır yok. Hani bu bakanlık sizin bakan ne yapacaksınız? Klasik cümleyi sana söyleyeyim. İfşa etme yetkisi bakanlıkta iş olay mahkemeye intikal etti.
Güzel, tamam da yani Sakarya halkı at bir eşek eti yeme devam etsin. Bak devam ediyorum. O da olmadı. Döndüm Sakarya valisine. Ya sayın valim dedim. Bu kentin mülki amirisiniz. Sakarya valisi Yaşar Karadeniz. Ya dedim ne olacak? O da başkanlığında yok. Üst kurulda yok. Tarım müdürlüğünde bir şey yok. Valiye seslendim. Ne yazık ki validen de ses yok. Valide hiçbir şey açıklama yapmadı. Ben hepsini biliyorum. Gerekçe şu. Bu işte ilgili bakanlıktan başkası ifşa yapamaz, kapatamaz, mühürleyemez. E tamam ben de biliyorum bunu. Ben de gazeteciyim yani. Yapamaz ama farkındalık dediği bir şey var. Çıkarsın iki satır açıklama yaparsın. Ben köşede yazdım. Ya bu Tarım Orman Bakanlığı Yunanistan'ın mı? Bulgaristan'ın mı? Brezilya'nın mı? Japonya'nın mı? Çin'in mi? Nerenin mi yani? Papua Yeni Gine'nin mi? Ya bu bizim Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı değil mi? At dersiniz bir arabaya. Ya dersiniz Sakarya'da bir durum var. At eşek eti yeniyor. Değil mi? Yani girişimde bulunursunuz. Tamam bakanlık açıklar. Anladık onu. Mevzuat adreslerini anladık. Hepsini anladık. Ya kaç günden beri cayır cayır böyle. Cayırttırıyorum böyle. Kimse de tık yok. Ya şimdi ben de yazdım. Ya dedim şimdi şöyle düşünün. Biz de can taşıyoruz ya. Patlıcan değil miyiz ki daha kan? Acaba dedim şöyle bir durum var. Bu at kasaplarından mı korkuyorlar? Yani Serdar Gök, Levent Büyükdemir, Hasan Alişan, Tarım İl Müdürü, Ali Ulvi, Özer'den bundan mı korkuyorlar? Vali korkmaz. Devletin valisi ne yapacak yani? Hayır korkuyorlarsa bir çıtlatsınlar ben de korkayım. Ben de korkayım abi. Ben de can taşıyorum yani. Yani Sakarya halkı at eşek eti yiyor. Bir aydan beri, bir ayı da geçti. Kimse de hareket yok. Tek bildikleri bir şey var. Bakanlıkta top. Ya bakanlığa gidin kardeşim. Bir şey yapın, bir hamle yapın. Ben final, bugün finale gelelim. Bugün bana yakışıklıyım abi öyle. Kovboy. Niye kovboy olduğunu anlatacağım. Siz beni tabii. Şimdi Sakarya halkı siz beni tanıyorsunuz. Bazı özelliklerim var benim. Bugün dedim tamam burada umudu kestim. Ya bizim milletvekilimiz var. AK Parti milletvekili Lütfi Bayraktar. AK Parti listesinin bu dönem birinci sırası. Onu da bırak. Bak onu da bırak. Öyle de güzel bir yerde ki bizim için. 10 numara. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Komisyonu var. Onun üyesi. Yani konu tıkanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Tarım Bakanı, Orman Bakanı tıkanan konunun bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi üyemiz var. Kim? Lütfi Bayraktar. Milletvekilimiz. Milletvekilimiz. Nereden tanıyoruz bu Lütfi Bayraktar'ı? Özellikle ben şimdi dedim ki buna Lütfi Bayraktar'ı ya sayın Lütfi Bayraktar ya Sakarya milletvekili ol ya dedim Fiskobirlik Genel Başkanı ol. Bu ikramlarda dedim. Köşe yazdım. Dedi ki bana açılışta gördü. Ya Cumal dedi. Öyle olmaz. Ne oldu? Ya dedi hem dedi Sakarya milletvekili olacağım hem dedi Fiskobirlik Genel Başkanı olacağım. Bir elin sesi var, iki elin ya yani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bak bir daha söylüyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. İyi dedim ben sana 6-7-8 ay bekliyorum bakayım icraatlarını göreceğim. 6-7-8 ay geçti hiçbir şey. Bir icraatını gören var mı? Hani konuyu böyle eksenine kaydırmak istemiyorum ama hani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hani bir ses göremedik ben. Bir sene geçti. Neyse. Bugün ona seslendim. Bak böyle bir sorun var. Sakarya halkı burada mağdur. Sakarya halkının gıda ile ilgili sağlığı tehdit altında. Net konuşuyorum. Neye göre konuşuyorum? Bakanlar göre konuşuyorum. Ve esnaf mağdur. Bak şimdi halk bak bunun hamilesi var. Bunun süt emziren annesi, loğusası var. Bunun bebeği var. Bunun çocuğu var. Yaşlısı var. Kronik hastası var. O var, bu var. Hepsini geç. Ben at eti yemek zorunda mıyım? Bir de Kırgızistan'da, Tataristan'da atlar yeniyor da o atları görsen yani böyle besili dana gibi. Bizde hangi atları bize servis ediyorlar biliyor musun? Topal, kör, tamam mı? Orası burası akan, hastalıklı. O atları kesiyorlar, piyasaya sürüyorlar. Ben yılların gelsin kardeşim. Ben yıllardır bu haberleri yapıyorum. Korkmadan da yapıyorum. Yani netice itibariyle bugün Lütfi Bayraktar'a dedim ki bak Sayın Lütfi Bayraktar yollarımız yine kesti. Kader ağlarını yapacak bir şey yok. Sen aslansın, kaplansın, bizim vekilimizsin, harikasın. Senin ellerinde iki elin sesi var falan. Hadi göreyim seni dedim. Bak tam da senin ilgi alanın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman
bakanlığın komisyondasın, Büyük Millet Meclisi'nde. Gir bu konuya, yapacağın bir şey var. Bakanlık devreye girecek, şu firmalar. Daha böyle yap, böyle daha önce yaptılar. Daha yaptılar. Yaptılar ve bunları kapatın. Ha bir şey daha söyleyeyim. Eğer bu firmalarla da, bak bu firmalarda da bir şey yoksa bir şey de olmayabilir. Ama bir açıklama yapın. Bu iş susmaklı olmaz. Bir adım daha öyle götüreyim. Ya kardeşim bu Sakarya'da dürüst esnaflar var. Bak babasından, dedesinden veya kendi açmış yıllardır lokantası, restorantı, köftecisi, hamburgercisi, et ve et ürünleriyle iş yapan insanlar var. Bak bütün hepsi mağdur. Bak hepsi mağdur. Hepsi töhmet altında kaldı. Töhmet altında tabii. Zan altında. Evet. Zan altında. Ben bunlarla benim tanıdıklarım var. Ya adamlar diyor ki senden Allah razı olsun. Senden başka diyorlar bu işi kovalayan yok. E kardeşim bu adamlar yazık günah değil mi? İnsanlar kasaplar var. Ya kasaplar var. Kasaplar zan altında. İnsanlar işte o mudur bu mudur et almıyor. Bu insanlara, bu esnafa, bu namuslu dürüst esnafa yazık günah değil mi? Ya nedir yani bu böyle kimsenin ağzını bıçak açmaması? Yani oda başkanı açmıyor, öbür oda başkanı açmıyor. Bunların kralı olan Hasan Ağaç'ın ağzını açmıyor. Tanrı'nın bilin ağzını açmıyor. Valiye bakıyoruz, validen ses seda yok. Kimse de bir şey yok. At kasapları at koşturuyor. Ben döndüm bugün Tarım Bakanı'na. Ne Tarım Bakanı'nın adını da bilmiyorum. Yazdım buraya. İbrahim Yumaklı. Dedim ki ya Tarım Bakanı, yani sana kalmaz bu işler. Senin genel müdürün var, bakan yardımcın var ama. Yani bana bugün yazdım. Bana sen el at dedim ya. Ya Tarım Bakanı. Sen el at. Ya da oradaki alt kadrodakileri gereğini yap. Sakarya. Bak Sakarya. At ve at eti yerken, bak at ve at eti yerken, yani bunlar burada rahat oturamazlar. O makamların hakkını veremeyenler istifa etsin. Kim olursa olsun kardeşim. Net konuşuyorum, net yazıyorum, net de konuşuyorum. Benim Sakarya halkım, tamam mı? Ben bu kentte doğdum, bu kentin çocuğuyum, bu sokaklarda gezdik. Hepiniz bilirsiniz. Yani burada insanlar at ve at etiyle muhatap olduğu bir süreç içinde kim varsa istifa et kardeşim. Oda başkanı. Git ya. Dedim ya arkanıza bakmayın ya. Hasan Alişan. Özellikle sana söylüyorum. Sonra diyorlar ki Hasan Alişan'ın taraftarı. Sen Hasan abiye taktın mı? Yazacağım. Hasan abi ben taktın mı yoksa bir cesur gazeteci miyim ben? Bak ben Hasan Alişan'ın takip miyim? Ben cesur bir gazeteci miyim? Yani yapacaksınız. Biz yazmayacağız. Yani lokanta zorası. Senin kaç tane üyen var? Serdar Gök. Ağzını açmıyorsun. Kasaplar odası, ağzını açmıyorsun. Ya bir kent meydanına gelir adam, şu kadar diyemiyor musunuz ya? Bizim bunlarla alakamız yok, bakanlık. Niye atlayıp gitmiyorsunuz Ankara'ya? Gezmeye gidiyorsunuz ya Ankara'lara. Niye gitmiyorsunuz? Niye vatandaşın hakkını savunuyorsunuz? Niye esnafın hakkını savunuyorsunuz? Bana mı kaldı? Bana mı kaldı yani? Bu kentte esnafın vatandaşın hakkını savunmak bana mı kaldı? O makamlarda ben mi oturuyorum? Üye aidatlarını ben mi alıyorum? He? Üye aidatlarını alırken iyi. Üyenin hakkını niye savunuyorsun kardeşim? Niye savunmuyorsun? Öyle bir şey var mı? Peki şapkaya... Yani şapkayı nereden bağladım onu oraya çözemedik. Ben abicim, senin böyle kasap kıyafetiyle falan gelirdim. Bize de söylemedi reklam arasında. Şimdi söylemedim. Şöyle bir durum var abicim. Bir kere ben 2019'da gene böyle bir şey oldu. Bir Feneze bir kavurmacı çıktı. Ben tam da gittim kavurmacıydı. Ben bir kere at eti yiyen bir insandım. Yani yedim. Bilmeyerek yedim. Bilerek yemedim. Dolayısıyla ben böyle at eti yiye atlara böyle bir yakınlık hissediyorum artık. Yani psikolojim de bozuldu. Yani evde bazen böyle at gibi kişniyorum. Hanım diyor ki ya iyice diyor yani gittin diyor. Bazen de eşek gibi alıyorum. Tabii Raif Ugan diyor bu da. Ya o ses de diyor. Ya diyorum Raif ne yaptın bilmiyorum. Psikolojim bozuk benim. Şimdi arkadaş benim ara sıra bir tanıdığım vardı. Çok da böyle ben şey yapmadım. Onun yanına giderdim ben. Tamam mı? Atına binerdim. O at da yok ortada. Kardeşim benim bindiğim atı ne yaptınız? Ben buraya hesap sorma da geldim. Evet. Ben bu kıyafetlerle at kullanıyordum. Atını mı kaybettin? Atımı kaybettim tabii. Şimdi at da yok. Benim bir tanıdığım vardı. Onun oraya giderdim ben çiftliğinde. Ata binerim o at da yok. Ya bu at nerede? Nerede bu at? Bu atı kim aldı kardeşim? Onun hesabını sorma geldim. Evet. Bak böyle kovboy gibi değilim ama ben severim hayvanları. Mesela köpek severim, at severim. Harbiden mi severim yani? Böyle
Ya eskiden John May falan vardı ya. Neydi o? Meşhur. Clint Eastwood mu? Clint Eastwood falan. Onların filmlerle büyüdük. Her pazar günü Zafer Tokuşu'yu bilir mesela. Bizim evet. Yaş grubu pazar günleri TRT1'de verirlerdi böyle. Cowboy film. Biz öyle büyüdük yani. Tamam mı? Cowboy filmlerle büyüdük. Şimdi geldiğimiz noktaya bak. Ata binemedik ama at eti yiyoruz. Bak geldiğimiz nokta çok enteresan. Eşek eti yiyoruz. Ya diyorlar ki at eti eşek eti yiyorlar. İşte şurada burada Türk Cumhuriyetleri. Kardeşim orada yük taşıyan atlar başka, kesip de yenen atlar başka, araştırdım. Bak yük taşıyan atları yemiyorlar. Özel bakıyorlar, onları yiyorlar. O zaman şöyle yapalım. Bana savunanlar var işte. Ya falan filan oda başkanlarını ne yapsın? Oda başkanları geniş frekans geziyor bu kentte. He oda başkanı izleye. O ne olacak? O ne olacak? Şöyle yapsınlar o zaman. Bu atletine ben bu kadar takmışım diyenler de var. Yaz kardeşim lokantanın kapısına. Burada at ürünleriyle yemek yapılmaktadır. Hadi göreyim seni. Yazsanıza. Yazsana. Yani ki bu atleti satıyorsa bu işleri böyle yani at eti de yeniyor falan filan getirenlere söylüyorum. Yap bakayım. At etinden kavurma. Yap böyle ışıklı renkli panolar. Hadi göreyim sizi. Ya bu sefer de bitmiş kardeşim. Bak yazdım. Sahipsiz. Sahip milletvekillerine bakıyorum. Milletvekilleri. Çiğdem Erdoğan Atabek. YouTube ayakları söyledim ya. Bak dikkat edelim Çiğdem Erdoğan Atabek'e. Çıkıyor böyle. Her toplantıda böyle paçır. Selamun aleyküm. Bak Çiğdem Hanım'ın bak böyle konuşmalarını meydanlarda siyaset alın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok güzel. Sakarya adına Allah'ın selamını veriyor. Çiğdem Hanım selam verdiğin o Sakaryalılar seçmenler at eti yiyor. Neredesin? Hiç okumuyor musunuz? Hiç bu Sakarya hiç size bunlar yansımıyor mu? Bu Sakarya vekili değil misiniz Çiğdem Hanım? Çıkıyorsun meydanlara selamun aleyküm diye bağırıyorsun ya. İşte bu arada insanlar, senin selamını alan insanlar at eti yiyor. Bakıyorum ben bir gün yurt dışında oradasın, bir gün buradasın. Tamam güzel, görev var, geziyorsun. Peki sen Sakarya vekili değil misin? He Çiğdem Hanım? Burada bir at eti muhabbeti var. Milletvekili değil misiniz? Niye telefonu kaldırıp da bakanla veya da bakan yardımcısıyla konuşmuyorsunuz? Niye bu işi çözüme ulaştırmıyorsunuz? He? Ertuğrul Kocacık ne yapıyor? Ne yapıyorsun Ertuğrul Kocacık? He? Ne yapıyorsun yani? Sen bu şehrin içinden kalbinden giren adam değil misin? Ne yapıyorsun sen? Murat Kaya. Sen ne yapıyorsun? He? Ben seni eleştirdim diye beni Twitter'da engelliyorsun. Beni hep engellesen ne olur? Hiç engellemesen ne olur? Ne yapıyor? Ne yapıyor Murat Kaya? Sakarya'da vatandaş at eti yiyor. Ben demiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı diyor. Bak ben demiyorum ama benim iddiam yok. Bakanlığın iddiası var. Sen ne yapıyorsun? Ali İnci sen ne yapıyorsun Ali İnci? Hani sen böyle grader gibi süpürecektin her şeyi. Hani Ali İnci dediğimiz zaman her şeye en önde gidecekti. Ali İnci'den de ses yok. Neredesin Ali İnci? Neredesin? Ya vekiller nerede kardeşim? Ya böyle bir kent olur mu ya? Vekilinden ses yok, valisinden ses yok. Tarım il müdüründen ses yok. İlgili üst kurul oda başkanından yok. İki oda başkanından yok. Ya kimseden ses yok. Böyle bir il olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Ya çişleyeceğiz. Evde benim psikolojim bozuluyor biliyor musun? Geceleri. Böyle çişliyorum bazen. Valla rahatlıyorum ha. Diğer arkadaşlara söz verelim mi? Bitirdim mi? Diğer arkadaşlar da Sakarya'da yaşıyorlar. Ha bir şey daha var. Hadi ben tulum çıkartayım. Bu kentte gazeteciler nerede? Bu kentte gazeteciler nerede? Bak özellikle de tek tek saymayacağım gazeteleri. Gazeteciler meslek örgütleri. Kim? Sakarya Gazeteci Cemiyeti Başkanı Sezai Matur. Neredesin? Bir satır yazmıyorsun. Kim? Çok bilen Müjdat Çetin. Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin. Neredesin? Sen de mi at kasaplarından korkuyorsun? Raket Başkanı Remzi Adıyaman. Neredesin Remzi Adıyaman? Millet at eti yiyor Remzi Adıyaman. Neredesin? Gel. Mustafa Gümüşer. Adapazarı Gazeteciler Derneği Başkanı. Mustafa Gümüşer. Rüzgar. Rüzgarsın sen. Hadi neredesin? Bir satır yazmıyorsunuz. Neredesiniz? Kim var başka? Var mı? Hüseyin Pınarlı. Sen de yandan geziyorsun ya bu kentte. Ben de tamam güzel kabul ettik. Neredesin? Neredeler abi? Gazeteciler nerede? Benden başka işçiler yok. Sanki bu benim işim. Bak bu benim işim sanki. Neredesiniz abi?
Ya şehir at eti yiyor. Bakanlık diyor. Bakanlık ben demiyorum. Nerede lan? Sanki benim babamın işi. Ben savunuyorum. 1000 tane dua alıyorum. Herkes dua ediyor bana. Ya bizim şey var. Klimacılar kralı var. Suat Kaya. Tamam bu zenginden et geldi biliyorsun yani. Evet. Geçen yanına gittim. Adam ayağından sakat. Biliyorum çok et yedi mi gut hastalığına yakalanırsın. Gittim Suat abinin yanına. Ya işte adam gitmiş şeye. İstanbul'da falan damarın bir şeyler olmuş böyle ayağından falan gut mut falan. Dedim abi sen dedim hep et yiyordun. Zengin adam çünkü. Klimacılar kralı. Klima dünyasının sihirbazı diyorlar ona biliyor musun? Sen dedim şey yiyorsun devamlı et yiyorsun ya. Abi dedim karambolle afife gitmesin. Oğlum dedi ya ben lükslerde yiyorum. Abi bunun lüksü müksü yok ki dedim. Sen dedim bir kendine baktır. Ya dedi dur şimdi beni huylandırma dedi. Adam zengin tanıyor musun Suat Kaya Alp'i? Tanıyorum. Şu abi çok, çok popüler adam yani şehirde. Adam diyor ki ya dur dedi kafamı karıştırma dedi. Ne karıştırma? Sen dedim bir de böyle bak. Yani bu şehirde kardeşim. Ya çok ilginç Suat Kaya Alp'in ismini bile şey yapınca reklama giriyor. O kadar adıyla işi özdeşleşmiş bir adam. Yani. Adam adamın adı marka direkt klima yani. Adı marka ve şu anda Allah şifasını versin Suat Kaya Alp'in. Adam ayağından yatıyor ama bu çok et yerdi. Şimdi kafam takıldı benim geçen gün. Acaba dedim yanlış bir et miydi? Olur. Gut hastalığı olur. Çok et yiyen de gut olur. Benim muhasebecim var. İsmail Ateş. Doktor değilim bu konuda. Açıklar ya yapamayacağım. Yorum yapamayacağım. Bak benim muhasebecim var. İsmail Ateş tamam mı? Bülent Ersoy diyor oturup 4-5 gün yer. Biliyorsun değil mi? Ünlü sanatçı. Diva. Evet. Bizim İsmail Ateş'te haftada var ya 4-5 kilo eti götürüyorduk yani. O da çok sever. O da gut. O da gut hastası oldu. O da şimdi ona da diyeceğim. Bana diyecek kızacak bana ama o da çok et yiyor ama nasıl et yiyor? Nereden yiyor? Arada kaynadı mı? Kafalar karıştı. Evet. Peki bu karışan kafaları kim aydınlatacak? Tarım Orman Bakanlığı. Peki Tarım Orman Bakanlığı ne zaman açacak? Allah bilir. Ve o firmalar kapanmadı ve bu kentte milletvekilleri dahil kimse bu işleri kovalamıyor. Sonra Cumalı günah keçisi. Sonra basıyorlar bana bedduayı. Gazetecilere bak. Bu kentte gazeteciyim diye geziyorsunuz. Bir toplantı oldu mu? Sezai Matur, Müjdat Çetin, Remzi Adıyaman, Mustafa Gümüşer hangisi sayın? Hemen böyle başkanın yanına oturacağım diye yırtıyorsunuz birbirinizi. Ya bu kentte at eti ediyor. Neredesiniz? Neye yazmıyorsunuz? Ben mi yazacağım bunları? Bütün gazeteler yazsa, bütün siteler girse bu işe farklı bir dünya olur. Farkındalık olur. Neredesiniz? Bu kentin havasındasınız. Nerede görüyoruz bu arkadaşları? Toplantılarda, davetlerde, resepsiyonlarda, takım elbise, faça. Ben gazetecilerin başıyım edası. Kasıla kasıla geziyorsunuz. Sizin davanızı alacağım bak. Sizin davanızı alacağım. Bak bunlar bir şey size geliyor. Evet, Raif Ugan. Göreceksiniz siz. Sen ne diyorsun bu konuda? Sence... Bak bu da, bu da, bu da. Bu da et yer. Yerel unsurlar bu konuda suçlu olan mı yoksa... Abi. Ne yemiyorsun? Sucuk yemiyorum. Et yiyorsun. Sucuk değil ki, et de var. Ya sen değil misin? Bütün gün... Ya bir dakika aklıma geldi ya. Ya Raif Ugan sen değil misin? Bütün gün kekikli etle şey yapan, piknik yapan, Antalya'da bilmem ne yapan. Seni ben ne zaman görsem et diyorsun. Antalya'da yurt dışına gidiyorsun. Yani. Her yerde et diyorsun. Raif Ugan güvenilir yerlerden alıyormuş eti. Bilmiyorum. Evet sen ne nasıl değerlendiriyorsun şey ya sence dur abi tamam gene de bir dakika aklıma geldi. Bir dakika. 40 dakikadan beri konuşuyorsun. Evet, ben süre tuttum 38 bir akşam, dakika. Bir akşam siz burada o Kemal Turgaş'ta oturmuşsunuz karşılıklı işte bu at etlerine girmişsiniz. Benle tiy yapıyorsunuz he? He? Benim meşhur manşetim var biliyor musun? At etinin demez. Atı yaprak dönen yaprağa ben öyle başlık attım. Oğlum yani burada şimdi yaprak gölden yapılan at yaprağı falan yemeyi seviyorsanız iyi yani ben bir şey demiyorum. Yani at yaprağı yemeye devam edecekseniz iyi at yaprağı. Ben bir şey demiyorum yani. Yani. Bir akşam burada utanmadan benle tiyi geçiyorsunuz. Ne tiyisini geçiyorsunuz? Siz gazeteci olsanız bana destek verirsiniz. O Kemal Turgaş'ta ikiniz vermiş size bu televizyonda Zafer Tokuş. Bım 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 bım. Bir tane konuya mı girdin? Hayatım boyunca bir de demiş sefaya bıdı bıdı yapıyorsun. Girsene böyle konulara. Girmezsin. Abi ben zaten senin gibi 80 tane yazı yazıp bir tane cevap alamıyorsan gazeteciyi bırakırım. Ben kardeşim yazarım. Ya. Ben 150 tane yazarım. Şöyle söyleyeyim. Ben 150, ben utanmam kardeşim. İzin verirsen devam edelim. Ben yazarım. Coşkun Bilir var ya.
diskalifiye oldu. Tamam mı? Coşkun Müller 2-3 yazı yazdı. Coşkun Müller eskiden medyada oynuyordu. Şimdi düğünlerde oynuyor. Bak bir daha söylüyorum. Bu Coşkun Müller dur dinle. O da başkanıydı. Böyle bizde fazla aşırı neşir oldu. Bunu 2-3 yazı yazdım. Eskiden medyada oynuyordu işte. Köşe yazıyordu. Şimdi nerede oynuyor biliyorum. Akraba düğünlerde oynuyor. Ha bu da öyle işte. Tamam, bunların hepsini düğünlerde oynatacağım. Tamam. Bir Raif Ugan'a söz verelim. Bir konuşsun. Şimdi, yine üzerine yorum yaparız. Şu var. 2022 yılından itibaren bitirsin ondan sonra. Yok konuşun canım. İçimden geldi ya. 2022 O da iyi kapak yalnız. 2022 yılından itibaren Sayın Bakan neden oluyor bilmiyorum ama bu taş sesine yani hileli gıdadaki isimleri açıklamıyorlar. Yani ben bunu merak etmiştim bir ara. Başka bir ilde de oluyor böyle bir olay. Bu tarımla ilgilenen bir haber sitesi var yani tarım üzerine. Çok ilgimi çekmiş ortaya işte. Artık yani onlar da çözüm bulamıyorlar. Hangi firmaysa olan gidiyorlar şeye başlıyorlar CİMER'e diyorlar ki kardeşim böyle bir şey var firma var at eti işte eşek eti neyse satışı oluyor buna cevap verir misiniz yani nedir bu firma diye ona bile bak aradan aylar geçmiş o mevzudan gerekli araştırmalar yapılıyor işte açıklanınca sonuç size bildirilecektir şeklinde ifadede bulunuyor. Bence asıl sebeplerden birisi problemlerden birisi şu sorunun cevabı önemli. Ya niye bu firma ismini açıklamıyorsunuz 2 yıldır açıklıyordunuz da neden açıklamıyorsunuz? Ama burada da sanırım şöyle bir sorun da oluyor. Bu tahlillerle ilgili bu sefer şey yaratıyorsunuz yani bir güvensizlik duygusu yaratıyorsunuz. Çünkü firma ismi açıkladığınız zaman şeylerle ilgili ufacık bir şeye bile kalsa nanogram mı diyorlar bir şey diyorlar ona yanlış sonuç verebiliyormuş baktığınız zaman. Evet. Tavuk etini kaldırdılar. İşte yani dolayısıyla bence Hüseyin abi katılıyorum. Doğru söylüyor. Aslında belki hepimizin bu konuya gazeteci olarak refleksel bir şey vermemiz lazımdı. Ama sorun şu. Niye açıklamıyorsunuz? Yani bu sorunun cevabı bence önemli. Çünkü hakikaten bir yaptırım da bu. Yani, çünkü bak bu ülkede son yıllarda birçok şeyde aksamalar yaşanıyor. Yani bir laçkalık var, bir adam sendecilik var. Yani denetimlerden tut şeye kadar. Yani şimdi her gittiğin yerdeki insan güvenecek bir yemek yediğin zaman bunu denetliyorlar mı, bakıyorlar mı şeklinde. Şimdi bu duyguyu bile yaşayamıyorsun ki. Kim yaşıyor? Gittiğin yerde böyle güvenli yemek yiyebiliyor musun? Ayrıca şeye dönüyor iş. Güvenliğin bildiğin bir isim olacak diyorsun ki bu böyle bir şey yapmaz. Biraz vatandaşa kalmış gibi oluyor her şey yani. Ama buna da bakanlık sebep oluyor. Niye açıklamıyorsun? Ya o zaman bunun açıklamama sebebini açıkla ki ortadaki spekülasyonun önüne geçin. Yani çünkü burada Hüseyin abinin dediği gibi 50 tane lokanta varsa işini doğru yapan insan o da etkileniyor. Yani 49 tanesi işini doğru yapıyor. Bir tanesi şüpheyle yanaşıyorsun. 50 tanesi de töhmet altında. Ama Kemal abi, Kemal Turgaç aynı zamanda o da başkanı. Dün programda şu konu değindi. Mesela ben bunu bilmiyordum. Kenan abi sordu sohbet esasında. Mesela odaların işte X odası, Y odası neyse esnafa hatalı, hileli bir ürün sattığı zaman bir yaptırım yetkisi yokmuş mesela. Bu da bir tuhaf bir şey. Normalde ben şöyle biliyordum, yani eksik bilgi. Yani diyelim ki ben işte lokantacılar odası başkanıyım atıyorum. X bir işletmede böyle bir sonuç çıktı. Benim o X işletmeye karşı bir oda olarak, oda başkanı olarak yaptırım yapma etkisi yok. Bu da bir tuhaf yani. Örneği bu olduğu için bilmiyorum. Yarın ayakkabı da olur. Bilmem başka bir şey de olur. Yani bürokratik bazı sıkıntılar ve sorunlar odaların, var. Odaların etkisi çok ama hiç yetkisi yok. Yani etkileri var ama yetki konusunda hiçbir şey yok odaların elinde. Ya ben sordum mesela oda başkanı net sağlıklı bilgi alacağım. Sen ayakkabıcı odası başkanısın. Aynı zamanda işte televizyon programı yapıyorsun. X bir ayakkabıcın hatalı, hileli ürün sattı. Sen buna karşı bir yaptırım yapabiliyor musun yazı olarak? Hayır yapamıyorum dedi. Yani Kemal Turgaç'ın bir oda başkanı olarak canlı yayında söylediğini söylüyorsun. Burada da bir tuhaflık var bence. SESOP başkanının da belki bir yaptırımı yok. Çok. Sadece gündem oluşturabilir. Ama burada Hüseyin abi dediği... etkisi var ama hiç yetki yok odalarda. Evet. Yani hiç burada da etki bir şey değil. Kamuoyuna açıklama yapabilir. Hüseyin abi de etkinizi kullanın diyor. Yetki yapmayın kardeşim. Yani. Peki sen neye bağlıyorsun bu abi şöyle, bakanlığın açıklamamasını neye bağlıyorsun? Hüseyin abi zaten yeteri kadar söyledi. Ben biraz da tersten bakayım aslında olaya. Yani Hüseyin abi sonuca baktı. Hı. Ki hepsine katılıyorum önce onu söyleyeyim. Hüseyin abi dediklerinin hepsinin altına imzamı atarım.
özellikle açıklanması konusunda, töhmet altında kalması konusunda, yani siyasi yorumlar ve adres gösterdiği şeyler kendini bağlar. Fakat özünde Hüseyin abinin temas ettiği şey doğru. Yani bizim buna seyirci kalmamamız lazım. Ama şimdi bunun başı var arkadaşlar. Şimdi bakın, diyelim ki açıklandı. Hep beraber fikir jimnastiği yapmış olalım. Diyelim ki açıklandı. Ya eskiden açıklanıyordu. Ya Sakarya'da çok lüks bir restoran. Sen ismini verdin Hüseyin abi. O restoran hala dolu abi. Ya benim ablam... Hala bir devam edeyim. Yok benim ablam bitti. Evet. Senin, yani bak, sizin yanınız var, sizin destekleyin. Evet. Restoranda adeti yakalandı. Ben burada günlerce böyle çıktım burada, yırttım kendimi. 15 gün sonra benim ablam gitti orada. Et yemiyor diyor. Ne yiyorsun? Kahve içiyorum sadece. Yok böyle bir şey ya. Kendi ablam ya. Ya çabuk unutuyoruz. Tamam. Evet. Açıklamak da yaptırma oluyor. Bir de şöyle, bildiğim kadarıyla teknik bir eksikliğim olabilir. Bu konuyu meşrulaştırmaya çalışmıyorum ama şöyle bir durum var. Şimdi genelde Raif abinin o çıkışı doğru. Ben sucuk yemiyorum dedi. İşte o önemli bir detay. Bu genelde sucukta çıkıyor. Neden? Çünkü kasaplar, Sakarya'daki kasapların hemen hemen tamamına yakını, ya çünkü dışarıdan et almazlar. Kasaplar kasaplı olsun mezbahasından eti alırlar. Neyi dışarıdan alıyorlar? Şimdi eskiden tavuk da sattı, tavuk da çoğu satamıyor. Neyi dışarıdan alıyorlar? Sucuğu. Genelde sucukta çıkıyor bu iş. Peki sucuk nasıl oluyor? Şimdi orada asıl olay orada patlıyor. Kontrol mekanizması da. Tabii. Şey, asıl olay orada patlıyor. Bir, şimdi bu işletmeler sucukları %100 dana dahi olsa, şimdi o kesimlerin, usulsüz kesimlerin yapıldığı yerde kullandığı bıçak, hat, ortamdaki hava teması bile etin kalitesizlik olarak tahlillerde tek tırnaklı etine rastlanmıştır ibaresi ekleniyor. Şimdi evet, bakanlık bunu açıklıyor. Bir süre sonra bakıyor ki, mesela Sakarya'da çok büyük bir kuruluş bir açıklanmıştı. Sonra yanlış hatırlamıyorsam bu işi mahkemeye götürdüler. Bilirkişi dedi ki, bilirkişi hakikaten bu eser miktardaki tek tırnaklı eti ancak hava ile solunduğunda olabilir. Burada tek tırnaklı bulun diyemeyiz ama rapor tek tırnaklı diyor. Evet, onu oranı da bilemiyorlar anladım. Bilemiyorlar. Şimdi orada bir teknik bir şey var. Ölçümlendirme şeyi var. Peki şuraya gelelim. Bizim neyi yapmamız gerekiyor? Bakın asıl konuşmamız gereken konu şu. Atı kesen kefalette serbest. Ceza almıyor değil mi Hüseyin abi benim bildiğim? Yasada bir cezası yok. Atı kesen kefalette serbest. Şey. Evet, atı kesen kefalette serbest. Atı temin eden kefalet bile vermiyordur büyük bir ihtimalle. Tamam mı? Bunlara ya aracılık at, yapan... Türkiye'de at satmak şeyi evet, yasak değil evet, sonuçta. Bunu aracılık yapan, sucukçuluğunu yapan, götüren, o da kefalette serbest. Herkes kefalette serbest. En ufak bir yasal yaptırım yok. Bunun sonucunda vatandaşın tepki göstermesi için isim açıklansa ne olur, açıklanmasa ne olur. Ya, at kasabı, tabii, at kasabı korkmuyor ki devletten ben bu işi yapacağım diye. Ben diyor, alırım, bak atıyorum rakamı, 10 milyon TL'lik diyor şeyi 100 katı daha fazla. Bak 10 milyon TL'lik et alsam, dana alsam atıyorum 100 bin tane sucuk çıkaracağım. Atla diyor bunu ben belki diyor 500 bin tane sucuk çıkartıyorum diyor. Atıyorum rakamları afaki sallıyorum. Ama sucuk yok yani arkadaşlar. Tabii. Et de var. Oraya da geleceğim abi. İşte bunun diyor kemiğini de değerlendiririm. Bilmem neyini yaparım. Sakat atını kullanırım. Ciğerini bilmem ne diye veririm işte. Ya beynini bile satıyorlarmış. Şimdi ben şey yapmayayım insanlar da meze diye. Bu halkı zehirleyen insan yasalardan korkmuyor ki. İstemeden bu işe alet olan adamı deşifre ederek çözüm arayalım. Şimdi deşifre etmek çözüm değil. Çünkü eskiden deşifre oluyordu. Bu işe marketler çıktı, lokantalar çıktı, kafeteryalar. Ya bu çıkan zincirler çıktı. Zincirler çıktı ya. Bu çıkan yani kafeteryada yemek en ucuz 500 lira bir menü ya. Normal bir yerde değil. Şimdi Refah diyor ben bildiğim yerden yiyorum. Hepimiz bildiğimiz yerden biz yiyoruz. Belki bir yemeyiz ki. Raif'in yediği yerler porsiyonu 1500 lira. Ben nerede yiyeceğim böyle? Hepimiz bildiğimiz yer ama... Konuyu nereden nereye getiriyor? Ne kadar enteresan bir adamsın ya. Şimdi hiçbirimiz konunun şeye olacağını bilemeyiz. Herhangi bir... Mesela benim yıllar önce başıma geldi böyle bir şey. Hüseyin abi makara yapmazsa ya benim de bir... Çünkü yediğin yemek ben yedim. Yediğin yemek tiynetini etkilemez. Seninki abi seninki psikolojiktir. Yediğin yemek tiynetini etkilemez. Hep yumurta yiyoruz. Bak gıdaklamıyoruz yani. Abi atmış demiş. Şimdi şöyle ben yıllar önce eniştemin yanında aküde çalışıyordum. Askere gidene kadar. Her gün köfte ekmek söylüyoruz. O zaman şimdi siyasetçi şimdi bu arkadaş. Çok yakın bir arkadaşım. Hepinizin tanıdığı bir siyasetçi. Her gün öğlen yemeğinde yanıma gelir. Beraber köfte söylüyoruz. Çok güzel bir köfteci var benim falan söylüyorum. Bir süre sonra köftecinin telefonu kapandı. 2007 yılında oluyor bu olay. Ben o zaman gazeteci değilim.
Ya dedim bu köfteci geldi gene bir gün. Ya dedim köfteci söyle çok güzel senin o köfte. Ya dedim adam telefonu kapadı herhalde bir şey oldu. Abi yeni haber geldi hiç unutmuyorum. Bir baktım adamın buzlanmış suratta adam olduğunu anladım. Bana köfte getiren adammış. Sakarya kenarında at eti keserken yakalanmış adam. Şimdi nereye geleceğim? İstemeden bunlara maruz kalan bizim, bunlara maruz kalmamak için yapılacak tek şey bu adamlara kalıcı bir yaptırım uygulamak. Korkmaları lazım. Hapis yatmaları lazım. O istemeden lokanta almış etmiş bunları afiş ederek hiçbir şey olmaz. Ama kentte bu vesileyle bir gündem oluşturursak, siyasetçiler bunun karşısında durursa, gazete bunun karşısında durursa insanlar biraz daha korkar. O zaman kasap bilmediği yerden bir gram kürdan bile almaz. Biber bile almaz şeyine koyacağı. Aman bir şey olacak falan diye. Onun için özetle Hüseyin abinin tezi doğru. Bunu bizim gündemde tutmamız gerekiyor. Bunu tiyatral bir şekilde de gündeme getirmek istemiyor. Hüseyin abi bunu çok keyif almıyor bu işten. Yani her hafta buraya bir şey giyip çıkayım, kırbaç alayım, kefen giyeyim. Abi tiyatral bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyor. Maksat hasıl olmuştur umarım. Biz bu işin karşısındayız. Umarım gerekli yaptırımlar uygulanır. Ama firmalar açıklanmayacaktır. Ona eminim yani. Şimdi, bu arada ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Ben firmayı da bilmiyorum. Ben bir şey söylesin Hakan abi. Ama. Söyle. Bir izleyicinin sorusu var. Ya bir yorumu var onu söyleyeyim. Kuzu dana eti diye pahalıdan satıyorlar diyor. Vatandaşın cebinden de çalıyorlar bu sayede diyor. Sadece yani etik açıdan da bir sorun var diyor. Yani sonuçta kandırılıyoruz. Enayi yerine koyuyoruz. Ucuz maliyetli bir eti bize normal işte pirzolaymış diye satıyorlar mesela. Bu diyor sizce diyor eşek eti, at eti daha ucuza satılması lazım değil mi diyor. Niye aynı parayı satıyorlar diyor. O ayrı. Bir dakika daha süre içiyorum ama sana vereceğim. Bir dakika daha bir şey söyleyebilir miyim sana? Bak, başka bir şey de var. Ya bizim milletimiz de üçkağıt ruhuna işlemiş. Tavuk fabrik... Başka bir şey söyleyeceğim. Bak hak vereceksin. Ya adam tavuk fabrikasından çıkma tavuk alıyor. Ömrünü tamamlamış tavuk. Koyuyor onu pazara diyor ki köy tavuğu bu. Böyle organik beslendiği için ya tavuk ölmek üzere. Bunu organik diye pazarda satıyor. Adam daha kaliteli elit bir et bunun tadı farklıdır diye diyor ki aa bu bilmem ne dananın bilmem ne. Ya eşek eti işte o. Ya bizim bu insanlarımız, milletimizden kastımız bu. İnsanlarımız artık üç kat ruhuna girmiş. Ya illa iyi para kazanmak için böyle yalanı hileye başvuracağız. Biraz da hakikaten insanlarda bitiyor iş ya. Evet. Şimdi çok abi, para kazanma hırsı. Şeyden diyorum fabrikadan çıkma tavuğu köy tavuğu diye satıyor adam. Ve diyor ki bu tavuk yalpak yürüyor. O diyor çiftlik tavuğu böyle olur diyor. Öyle zor besleniyor. Kekik yiyor daha da falan diyor adam yani. Bir buyur de, abi hakkında herhalde. Şöyle bir sorun var. Şimdi TCK'da 186'ya birinci madde var. 186'da birinci madde biraz verilerle konuşmak lazım. Bozulmuş gıda diyor. Bozulmuş ya da değiştirilmiş gıda diyor. TCK'da at eti satmanın suçu yok Hüseyin abi. İşte çok ilginç. Ama şöyle bir şey var. Mesela Bursa'da bir dava görülmüş. Evet. Bursa'da bir dava görülmüş. At eti satana 10 aylık hapis cezası kararı çıkmış. Yine TCK 186.1'den savcı istemiş. Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda. Ve ama tahşiş deniyor ya yani. Tahşiş diyor. Kabahatler kanunu Hüseyin abi doğru diyor. Kabahatler kanunu işlem yapılıyor. Yükselte birden şeye kasaba 10 ay ceza vermişler hapis cezası. Sonra hükmün açıklamasını geri bırakmış mahkeme. Evet. Sanık avukatı itiraz ediyor. Diyor ki bu maddeden de 181'de diyor at eti yazmıyor diyor. At eti. Velev ki diyor yazsa bile diyor at eti satmanın sağlığa zararlı olduğu yönünde bir rapor yok diyor yani. Yani burada aslında hukuken bazı problemler var. Mesela yıllar olmuş TCK 181 kim bilir kaç sene önce çıkarıldı. Evet. Oraya koyarsın dersin ki işte at, eşek neyse bu gibi işte ürünleri satıp halkı sağlığına yakmak şu kadar hapis edersin. İşin içerisinden çıkarsın. Ama bizim bak hatırlar mısınız Allah rahmet eylesin Kemal Sunal'ın Kaymakam adlı bir film vardı. 1986 yılında çekilmiş. Hiç dün gibi hatırlıyorum. O film sahnesinde böyle kasap arkaya gidiyordu. Kaymakam işte rahmetli Kemal Sunal gidiyordu bakıyordu işte eşekler falan oradan gidiyor. Deli, o kadar deli, çok deli deli küpeli 86 yapımı iyi filmdir. O kadar böyle şey olmuş tıraş yaptırmıştı şey. Yani şeye de girmiş artık yani böyle alışmış insanlar bu tip şeyleri. Ya 86'dan bahsediyorum. Kaç sene geçiyorsun? Daha da öteye gideyim. O film 1960 yapımı filmi yeniden çevirme 1960'da da aynı sahneler var. Deli 86 1960'da da aynılar var. Yani bizde sıkıntı şu var yani bir asırlık şey. Bir ay yani. Ben makus bir kaya. Şu milletvekilleri kısmına şu anlam şu şekilde katılıyorum. Şu
Çünkü birçok bu konuda problem var. Bir tek bu değil ki. Yani mesela en basitten bıçak taşımanın cezası baktığın zaman. Yani bir sürü şey olay yaşanıyor. Önemli olay yaşıyor bıçaklamayla ilgili. Yani örnek olarak bunu veriyorum. Ya da işte sağlıkla ilgili konularda. Ya bazı konularda artık yasalar çok geride kalmış. Yani biz seçimlerden oradan buradan bunlara bir türlü fırsat bulamıyoruz. Ya alırsın maddeyi dersin ki TCK 186 1-2 dersin. Atleti ev şirketi satma cezası 5 yıl dersin. Safa'nın dediği gibi kasap korkar yani. Kasap diyorum kusura bakmasınlar ama bu işi yapan alt insan değilim. Alt kasabı. Bu aslına bakarsan dolandırıcılığa falan girmiyor mu yani? Ya abi halkın yani, sağlığından vurursun. Hüseyin abi çok sözüne geldik. Yasalarda merak ediyorum Hüseyin abiye soruyorum. Yasalarda bunun bir şey vardır ya mutlaka bir karşılığı işte vardır hakimin yani. Sen sonuçta şey yanlış ürün satıyorsun. Hakan halkı abi, kandırıyorsun. Hakan abi hayvanı öldürüyorsun. Onun mal olarak değerlendiriyor ya, yasalar. At eti satıyorsun. Kabahatler kanundan alıyor. Bunların temizliği olması lazım. Köpeklerde de var. Adam arabayla köpeği eziyor. Bilerek eziyor. Sahibi varsa ceza veriyor. Sahibi varsa ceza veriyor. Mala zarar vermekten orada. Ama sokak köpeği ise vahşet. Hiçbir cezası yok. Bu at eşek eti yedirme işinden var ya. İki kurum işini yapıyor. Net. Çok sağlam. Biri Sakarya Emniyet Müdürlüğü. Biri İl Jandarma Komutanlığı. Yani buradan Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'a selam olsun. Yine Sakarya Jandarma Komutanı Albay Necdet Karaca selam olsun. Adamlar yakalıyorlar Allah için. Yani hiç böyle ip var ver. Ya abi burada Tarım İl Müdürlüğü de yakalamış yani. Sonuç olarak denetleme yapmış, yakalamış. Abi, tamam eyvallah kabul ama ettik. Ama yani Tarım İl Müdürlüğü'nde burada Tarım İl Müdürlüğü'nde suçlamamak lazım. O görevini yapmış. Bunu bakanlık açıklayacak. Senin şimdi atıyorum patronun sana diyecek bu işi yapmayacaksın. Sen yapabilir misin? Yapamazsın. Ya Tarım İl Müdürlüğü'nün de suçu yok aslında burada. Burada tepki göstermesi gereken oda başkanları. Sana sonuna kadar katılıyorum. Oda başkanlarının tepki göstermesi gerekiyor. Hasan Alişan, Serdar Gök işte veya Levent Büyükdemir kimse artık yetkili veya işte bu konuyla alakalı kim varsa onların tepki göstermesi gerekiyor. Milletvekilleri, milletvekillerinin açıklama yapması gerekiyor. Yani böyle bir şey var bu Sakarya'da. Oturuyorlar. Yani bunu Bakan Bey bunu açıklayın veya işte Bakan Hanım. Bu Sakarya'da özgü bir şey açıklayın. Değil ya. Bu yani, Sakarya'da özgü de bir şey değil yani. Ne yapıyorsunuz siz milletvekilleri? Geçen köşe yazdım. Bana bozulmuşlar, kırılmışlar. Keza belediyeye de koy yani. Dur. Şöyle yüzümü görsünler. Geçen köşe yazdım. Milletvekilleri bir yıl geçti. Ne yaptınız dedim. Bir söyleyin bakayım dedim. Bozulmuşlar. Ne yaptınız? Neye bozuluyorsunuz ki? Ha ne yaptınız? Söyleyin ya. Tamam ben cahilim. Ben bu işleri anlamıyorum. Şovmenim. Ne derseniz deyin bana. Adını siz koyun. Diyelim ki yani ben bu işleri bilmiyorum. Siz çok biliyorsunuz ya milletvekili oldu. Tam ne yaptın Sakarya? Bir yıl geçti. Hadi açıklayın ya. Yedirin bu lafları bana. Ne yaptınız? He? Devletin yapmış olduğu işlemleri sormuyorum. Hani belediyeler çöp falan topluyor. Onlar gibi değil yani. Ne yaptınız? Sıraladım geçen. Köşe yazdım. Ne yaptınız? Depremle ilgili ne yaptınız? Ondan sonra bu Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin vergi iadesiyle ilgili ne yaptınız mesela? Demir yoluyla ilgili ne yaptınız? He? Ne yaptınız? Anlatın. Biz de aydınlanalım. Kentsel dönüşüm. Sakarya'nın en büyük sorunu. En büyük sorunu. Ne yaptınız? Ne yaptınız ya? 5 milletvekili siz ne yaptınız? Ben yazılınca, konuşunca bana kızıyorsunuz. Sinirleniyorsunuz, bozuluyorsunuz. Hani daha böyle cümleler var da kullanmayacağım. Ne yapıyorsunuz ki? Hadi. Ya hepsini geçtim. Sakarya halkının sağlığı, gıda tehdidi altında. Ne yapıyorsunuz ya? Ben mi dile getireceğim? Milletvekili sizsiniz. Ben mi Sakarya halkının oyunu aldım? Ben mi iktidar partisinin milletvekiliyim? Ben mi yani? He? Ne yaptınız kardeşim? Ne yaptığınızda bana ne bozuluyorsunuz? Ben gazeteciyim. Basit bir gazeteciyim ben. Ben kentine aşık, kentinin sorunlarını getiren, tarzım tartışılabilir ama ben gazetecilik yapıyorum. Ne yaptınız? Günlerdir yazıyorum. Ya zaten bir gazeteci bu kentte şehir konuşuyor. Ben bir gazete olarak yazıyorum. Bunları sizin kulağınıza gelmiyorlarsa sizin danışmanlarınıza istifa etsin zaten. O danışmanları da bırakın. Siz de bu kentte icraat yapıyoruz diye gezmeyin bana göre. Ha gelersiniz zaten bana sormazsınız. Sonra da böyle yazıyor. Bozuluyor hepsi bozuluyor. Tabii ve bak 7 belediye verdiler. Günlerce yazdım hepsi bozuldu. Ne bozuluyorsunuz kardeşim yalan mı yazıyor? Ne yapacağım elinizi mi öpeceğim?
He, yedi belediye gitmiş AK Parti'den, eleştiriyoruz, bozuluyorsun. Ne yapayım? Elinizi mi öpecektik yani? Bir de bunun, konuşmadık ama, bir de bunun siyasi boyutu var. AK Parti İl Başkanı Yunus Temel, ya sen bu kentin iktidar partisinin il başkanı değil misin? Ne yapıyorsun sen? Sen de oturdu seyrediyorsun. Ya ne yapıyorsun sen ya il başkanı? Sen burada Cumhurbaşkanı temsil ediyorsun. Yunus Temel ne yapıyorsun? Ya millet at eti yiyor. Kardeşim bakanlık diyor. Bakanlık ben demiyor. Ben de zaten beni adam yerine koymazsınız. Ne yapıyorsun Yunus Temel sen? Hayır söyle bana ne yapıyorsun ben de bileyim. Peki CHP İl Başkanı Oğulcan Cunoğlu sen ne yapıyorsun muhalefettesin? Ne yapıyorsun? Tık yok. Gık yok gık. MHP İl Başkanı Oğuz Alkaç sen ne yapıyorsun? Nasıl? Ya ne yaptığını bir anlatsana bana. Sen ne yapıyorsun? Bir tane açıklama yok, bir tane tweet yok. Ne yapıyorsun Oğuz Alkaç sen? E şeye gel. Ahmet Uçak İYİ Parti İl Başkanı sen ne yapıyorsun? Ay sen ne yapıyorsun? Saadet Partisi, Yeniden Laf Parti, bütün parti. Siz ne yapıyorsunuz? Ya siz halk sağlığı ilgilendiren bir konuda bir araya gelip de farkındalık oluşturamıyorsunuz. Bırakın bu işleri. Rüzgar yapmayın. Bak Sakarya halkı bunları yazıyor. Bak Sakarya halkı bunları yazıyor. Heh, yedi ve yediye gitti. Muhalefet. Siz de muhalefet yapamıyorsunuz. Bak burada bir defolu mal alırsın, bir gömlek alırsın, gidip değiştirirsin. Bunda sıkıntı yok. Veya ne bileyim bir berberle bir tartışma olur. Esnaftır. Bunu, yani gereğini yaparsın. Bu gıda yiyor. Bak yiyorsun bunu. Tamam mı? Hamile bir kadının çocuğu otistik doğabilir. Spastik doğabilir. Engelli doğabilir. Bir süt veren annenin çocuğu mikrop kapabilir. Hüseyin'cim abi. Bunda hepinizin vebali var. Kemal Turgaç'ın bir sorusu var. Diyor Hüseyin Cumal diyor atları eşekleri diyor iyi takip ediyor diyor bu. Ediyorum doğru. 36 tane diyor. 36 tane at yakalanmıştı diyor. 36 tane değil daha fazla atlar. Sonradan 40 tane. 70 tane daha yakalandı. 70 tane toplam. Ha, bu atların akıbeti ne oldu diye soruyor. Kemal Bey, acaba onları, yediğimiz atlar onlar mı gibilerinden sonra? Yok, yani. Devlet eline geçti. Yok, onları devlet verdi. Şey oldu ya, ayıp olur. Onları devlet verdi. Sonradan halka verilmedi. Yok, devlete yok. Geçti. O zanaatını bırakırız. Ben anlatayım onu. Onları devlet bir çiftliğe verdi. Tarım Müdürlüğü gözetiminde. O zaman vali Çetin Oktay kaldırıldı. Bir İstanbul'dan bir bayan bir paylaşım yaptı. Bu atlar ölüyor, kesiliyor tarzı. İşte Kemal Turgaç'ın dediği gibi. Ben ondan sonra vali Çetin Oktay kaldırımı aradım. O da beni Tarım Müdürü'ne yönlendirdi. Bir de baktık ki atlarda bir şey yok. Bu atlar değil yani. Onlar duruyor. Rahat ol. Onları jandarma biliyor. Kesinlikle sürekli yakalanmış, toplanmıştı. Ya bunları topluyorlar. Ateşek yok ha. Bak dikkat et. O anlarda sağlıklı atlar var. Çütçü beygiri falan derler mi? Neydi o EH? Ünlü at kasabı. Evet ya. EH. Ya şimdi ismini açıklayamıyorum buradan. Açıklayamıyoruz. Nasıl olacak? Şimdi yine belki de o işleri yapıyordur yani çıkmıştır. Burada konuşuyoruz ya. Hapse girmedi sonuçta. Benim şimdi burada aklıma bir şey geldi. Ama profesyonel ya. Şimdi bu iş sana düşüyor Hakan. Benim aklıma bir şey geldi. Bana ama düşüyor. Bu iş sana düşer. Nasıl olsa bu atları yiyoruz mu? Yiyoruz abicim. Nasıl olsa bakanlık açıklamıyor mu? Açıklamıyor. Nasıl olsa burada da kimse bir şey yapamıyor. Bakanlık açıklamıyor ya. Mevzuat da öyle. Falan filan. Hepsini üstüne koy. Tamam bunları koyduk artık. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz bu. Biz de alt eti yiyoruz. Ya sen şimdi bu televizyonun başı mısın? TV 260'ın başı mısın? Kimsin? Estağfurullah. Yani. Hayır sensin yani. Bir dakika şimdi. Mütevazı davranma. Sensin. Diyorum ki yani şey var ya Acun Ulucan'ı. O Ses Türkiye. O Aygın Sakarya yapsana. O Aygın Sakarya. Bak çok güzel bak. O Aygın Sakarya. En çok at eti yiyen kim? Hayır. En iyi kim kişiliyor? Gelelim buraya. Ben mesela yarışmacı olarak katılmak isterim. Bol şans abi. Hakikaten bak. En iyi aygır kim? Bol şans yani. Bak vallahi şimdi aklıma geldi. TV 264 ekranlarında. Türkiye'de büyük, dünyada büyük. Evet. Yarışma falan bir şeyler olacak. Böyle bir tünelden geçelim. Tamam mı? Böyle alt sesleri, nal sesleri eşliğinde falan. Gelelim böyle bir böyle çişleyelim. Tamam mı? Sen katılırsın yani. Ben katılır mıyım? Başka kimler katılır? Başka? Kim katılır? Bizim Nurettin'i alırız. Nurettin'e elmas geliyor. Yemiş midir o da ATT'i? He? Yedi beraber yedik onları biz. Ferez'de bol yedik Nurettin'le. Bak o Aygın Sakarya.
Ya işte birinci gelirdi, çeşitliye gelirler falan filan. Yapsana böyle bir 1264'ü. Ben katılırım şahsen. Güzel yani. O Aygır Sakarya. Ho ho falan böyle. Filmlerde oluyor ya. Ho ho ho. Nasıl? Jüri. Bir de jüri. Mesela jüri kim olur? Jüriyi kim yapacağız? Ha. Mesela bir veteriner olmalı. Onlar çünkü kasap, devamlı atlarla aşı deşir ya. Kasaplar de, odası falan mı mesela? Ya olmaz. Onlar olmaz. Şimdi o ayıp olur. Bir, bak bir veteriner, jüriyi sana sayıyorum. Bir veteriner, bir at çiftliği sahibi, bak. At yetiştiricisi. Bir tane seyist olsun. Tabii bir tane seyist mutlaka olmalı yani. Yani adam ya. En iyi anlıyor. Başka kim olabilir Raif? Raif sen katılırsın jüriye. Bir tane bir at olsun ya. Şurada bir tane at koyabilirsin. En çok ama, at kime tepki gösterirse ama, olsun. Amacından sapıyor yani. Sapmıyor mu ya? Biz de atıyoruz. Ne amacından sapacak? Bir aydan beri bağırıyoruz, çağırıyoruz. Millet at eti yiyoruz diyor, bir şey olmuyor da. Ne yapacağız? Yarışma mı rica edeceğiz? Yani şey? Yarışma yapacağız tabii. Farkındalık kardeşim. Sen o Aygır Sakarya! Abi sana tavsiyem sen de katıl. 1 saat 15 dakika izledik. Bize katılın bari ya. Yani jüri jüri. Zafer Tokuş. Zafer Tokuş katılırsa katılırım. Jüri. Zafer Tokuş. Zafer Tokuş'un neyi jürisinde olur? Jürisinde olmaz. Zafer Tokuş ne yapar? Yapımcı. Murat Uygun. Zafer Tokuş'tan izin olmazsa olmaz bu iş. Murat Uygun. Zafer abi. Murat Uygun yıllarca hayvanlarla böyle danalar manalar ben biliyorum. Atmak şeyler de var. Sen bilirsin Murat abi. Murat Uygun, jüri. Ben bilmiyorum öyle bir özelliğini abi. Var. Murat abinin her özelliği var. Ama ne desen anlıyor ki. Binicilik de yapıyor galiba değil ya, mi? Bir dakika. Murat abinin şöyle bir özelliği var. Murat abi tren diyorum ben kullandım diyor. Uçak. Ya diyor ben diyor Trabzon'a giderken hafif diyor kullandım böyle bulutlarla. Şey diyor mesela. Dana. Ben yıllarca dana baktım diyor. Dolayısıyla atla bakmıştır Murat abi yani. Ya, binmiş, Murat abi. Binmiştir de. Olur abi. O Aygır. Evet top. Sakarya. Mis. Daha diyecek bir şey kalmadı abi. Yani ben diyeceğim dedim bir gazeteci olarak. Yani bu akşam burada diyeceğim dedim. Herhalde anlayan da anlamıştır ne dediğimi. Tamam evet. Mı? Daha bunun üzerine daha diyecek bir şey yok. Ama son söz Lütfü Bayraktar'dan bir açıklama bekliyorum. Gelmedi devam edeceğim. Ona soracağım. Çünkü o Lütfü Bayraktar Sayın Vekilim canım. Kemal Turgaç jüri olmak istiyor bu arada. Aa, bak o da olur. O da iyi koşuyor şeyde. Ne onun adı? Çat çatlesi. Görüyor musun onu? Bir öyle gidiyor, böyle gidiyor. Olabilir. Bir de Coşkun Bilir de var. Bak o da değerlendirilebilir. Anlar Coşkun Bilir hatta. Coşkun Bilir de olabilir. Bu ülkede sokak köpeklerini temizlerken bir de diyor onları diyor sucuk olarak diyor yemeyelim diyor. Ona da diyor, dikkat edelim diyor. Hüseyin doğru, Cumalı diyor. Şaşırma güzel. Bir ara İstanbul'da yani. Martılardan tavuk döneri yapıyorlardı ya. Türkiye onu da gördü. Biliyorsunuz siz bilir misiniz bilmem. Bir ara martılar gündemdeydi İstanbul'da tavuk döneri. Millet tavuk dönerinden soğudu. Bu arada bir izleyicimizin de mücadele edeceksin. Eleştirisi, mücadele. Eleştirisi olmuş. Bu arada yani at eti yakalandığının ilk haberini yapan benim. O yüzden ben de zamanında yazdım yani. Hüseyin Cumalı şu an devam ettiriyor. Ama ilk yapan benim. O yüzden bana yaptığınız eleştiri de haksız bence. Seni tebrik ederim. Ne onu diyor? Konuşmadın mı diyor? Ya siz niye Medyavar olarak siz niye yazmıyorsunuz diyor. İlk Medyavar olarak biz gündeme getirdik. Medyavar bu konuda iyi. İlk olarak biz gündeme getirdik. Bu konuda meslek örgütleri başkanları Sezai Matur, Mustafa Gümüşer, Müjdat Çetin, ondan sonra kim var? Remzi Adıyaman. Bunlar da işçi. Bunlar meslek örgütü başı. Bunlar havadan başka bir şey yapmıyorlar ülkette. İnsan sağlığını kollamıyorlar. Kim var başka? Söyle sayayım. Üçüncüsü tekrar düşmeyelim ya saydık. Abi gündem geldi. Medyavar'ın hakkını verir. Medyavar girer mi bu toplara? Şimdi hakkını veririm ben Medyavar'a. İyi haberi yapan benim yani sonuçta. Bravo. Evet. İstersen bitirelim bu konuyu. Bitirelim. Yarın biraz da İçimden geldi. Halk54.com'da adı yorumda Raif abi sosyal medya hesaplarında biz de Medyavar'da yine bu konuyu işlemeye çalışırız. Bak, bu yarışmayı yap. Abi o yarışmayı bilmiyorum. O Aygır Sakarya. Lazım. Zafer Tokuş'ta konuşun bak. Ben katılırım. Abi büyük prodüksiyon. Ya da eşek yarışması yapacak. Onu Acun'a söyleyelim. Acun yapsın. Tüm Türkiye'de yeniyor. O eşek olmaz. Eşekle ne diyorlar ya? Katır. Katır da olmaz canım. Katır. Atlı eşeğin şeyine spa. O spa Sakarya. Yok olmuyor. Yok ya. Ata daha yakın. At daha güzel oluyor. Yok olmuyor. Beğenmedim. Yok. Beğenmedi mi? Yok yok. Sen Aygır yap Aygır. Hem daha heybetli böyle güzel olur. Evet. Yani daha çok ilgi çeker bence de. Sonuç itibariyle son söz söylüyorum. Gülüyorum. Söylememiş miydin son söz? Bak.
son cümlem olsun. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Ben en çok da esnafa üzülüyorum. Bunda dik top düşüyor. Ya herhalde ya esnafa üzülüyorum. Mağdur olan onlarca esnaf var ya. Çok mağdur olan esnaf var. Yüzlerce esnaf var. Bu esnafın ağzını alırlar, alıyorlar da yani. Bak ben sana söyleyeyim. Yani. Evet. Geçelim. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde son bir haftada artık yavaş yavaş kadro şekillenmeye başladı. Yeni isimler var. İşte en son bugün yaşanan Fikret Bayan'ın yazısı geldi. Artık resmi olarak genel sekreterliğe atandı diyebiliriz. İşte Halil Çelik miydi? Halil Çelik afet işlerine atandı bugün. İlhan Yılmaz Ulaşım Daire Başkanlığı'na getirildi falan. Birçok atama oluyor. Bu atamaları nasıl değerlendiriyorsun Raif Ugan? Sence daha 26 tane daire başkanlığı var sanırım. Galiba tamam. 26 tanesinde tamamı değişir mi sence? Yoksa böyle nokta atamalar mı gelir? Şimdi şeyden başlayalım. Basından başla bence. Sonra aldım. Öncelikle basın daire aynı atama. Basından başla. Oradan başla bence ya. Bir rica ediyorum ya. Bizim dilimizi konuşmaya başlanan bir insanlar abi ya. Ha, öyle konuşuyor mu orası Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir kere çok önemli bir şey oldu. Yani ne oldu? Fikret Bayhan'ın genel sekreter olması gerçekten büyük bir başarı. Yani AK Parti'nin birçok belediyeyi kaybettiği, muhalefetin kazandığı, birçok ismin boşta kaldığı tabiri caizse, boşta kaldı belki biraz şey ama mesela kullanılabilecek, yararlanabilecek işte bilgi, liyakat sahibi isimler de vardır belki onlar arasında. İthal genel sekreter daha önce de oldu yani zaten. Bu zamana kadar yani her şey bu zamana kadar genelde Ankara'dan genel sekreter yani Zeki Başkan zamanında Ekrem Başkan zamanında hep Ankara'dan bu atamalar gerçekleşti. Partinin uygun gördüğü isimler geldi. Dolayısıyla şundan dolayı anlattım. Yani bu kadar bir sorun var. Belediyeleri kaybetmişsiniz. Elinde Marmara bölgesinde iki tane belediye kalmış. Dolayısıyla genel sekreterlik kısmı çok dikkat çekici, çok cezbedici, kolay değil. Ama burada hep dediğimiz bir şey var. Yusuf Alem'den en büyük artısı teşkilatçılıktan gelmiş olması ve yıllardan bu yana o çizginin AK Parti içerisinde birçok dostluklar Ankara kısmında diyaloglar kazandırması bence büyük bir başarıdır. Fikret Bayhan'ın genel sekreter olması ve güzel bir harekettir. Çünkü yıllardan bu yana... Resmi geldi mi bu arada? Geldi mi? Ben anlatayım, devam edelim. Geldi. Yusuf Alemdar yıllardan beri yol arkadaşı. Yani yol arkadaşından öte yani her belediyede, Serdivan Belediyesi'nde böyleydi. Fikret Bayhan bir beyin görevi görüyordu. Yani ekibi toparlayan neden. Burada da aynı. Yani mesela Yusuf Alemdar aldıktan sonra mesela Fikret Bayhan'ın odasına git bak genel sekreterimizken böyle evraklar, dosyalar, şunlar bunlar bir yani yöneten birçok şeyi kurmay yapan isim Fikret Bayhan. Dolayısıyla onun açısından da moral bir şey bu. Çünkü insan onlara yol olur Fikret Bayhan açısından. Yusuf Alemdar açısından bu bir güven işi aslı. Bunu bir tarafa koydum. Gelelim daire başkanlıklarına. Şimdi daire başkanlıkları atandığı, kullanıldığı zaman şöyle bir algı oluştu. Hatta bu konuda haberler de çıktı, yorumlar da yapıldı. Dendi ki ya birçok daire başkanı bir önceki dönem belediye başkanı Zeki Toçoğlu'nun döneminde çalışan isimler. İşte Zeki Toçoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi'ne etkisi mi var bu kadar? Niye hep bu isimler alınıyor şeklinde? Ama orada şu ayrıntıyı biraz atlandı. Biraz değil, çok atlandı. Yani tamam sen Zeki Toçoğlu döneminde çalışan birini daire müdürlük alabilirsin ama aldığın daire müdürünün liyakatı ile ilgili, yaptıkları ile ilgili yani başarısız bir zaman geçirmişler. Kötü mülermiş. Bunun altını dolduramıyorlar. Yani bununla ilgili bir şey söyleyemiyorlar. Deseler ki diyeceğim tamam evet atamış ama bu başarısız bir daire başkanı. Şimdi adamın suçu mu? Diyelim ki Zeki Toçoğlu zamanında daire müdürü olması. Şunu dersen anlayacağım. Evet işte mesela atıyorum. İyi bir şu daire başkanlığı yapmadı. Çok başarısızdı. Bunu diyemiyorsun. Şeye noktasında sıkışıyorsun. Tabii şunu da göz ardı etmiyorum. Keşke biz yeni isimler yani şehrin alttan yetişen yukarı doğru çıkan isimleri de böyle görelim, yapalım, edelim. Ama şimdi Yusuf Alemdar da çok güveneceği, inanacağı isimlerle çalışmak ister. Atadığı isimlerin hepsinde yıllardan bu yana tanıdığı isimler, yakın isimler. Ama lütfen işte bu eleştiri yaparken de bu isimlere de yani sonuçta adam
insan, insan adı etten kemikten yaratılmışız. Kim yapıyor ki? Sanki çok değersiz, liyakatsız adamlar gibi yorumlamak doğru değil. Onu kim ifade yapıyor bu eleştirileri? Kim yapıyor? Böyle yüksek sesle bir böyle bu tip eleştiri ya var bütün mı? Bütün şeyde konuşuyorlar bunu zaten. Maalesef. Fısıltı gazetesi mi? Fısıltı gazetesi. Yok, basın üzerinde eleştiri yoksa fısıltı gazetesi üzerinde. Ya işini biliyor musun? Hem basın hem fısıltı gazetesi üzerinde. Ama bu dışarıda da konuşuluyor. Efendim? Selçuk'un yapıyor, başka yapan yok. Şimdi bak, Selçuk'un yaptığı videolar ayrı bir konu. Selçuk hiç video başka yapmasa da bu. Ay bak, video yapmasa bile, Selçuk bu konuda hiç konuşmasa bile, bu sokakta konuşulan, dışarıda konuşulan fısıltı gazetesiyle iletilen şeyler hiç konuşulmuyor değil. Net bir şekilde konuşuluyor. Yani. Daha ağırları konuşuluyor burada, yayın gereği söyleyemeyeceğim şeyler yani. Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Ha, basın yayın daire başkasını sordu. Bence çok kritik noktalar. Basın yayın daire başkanlığı da dahil çok kritik noktalarda. Yusuf Alemdar biraz bekle de göre oynuyor. Acıgıcı davranmıyor. Önemli bir yere atama yapacaksın. Çok inceleyip sıkı dokunmak istiyor. Bazı daire başkanlıkları da bu durum var. Ama mesela ben basın yayın daire başkanı bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Sorduğu için söyleyeyim o konuda. Konuşulan isimlerin olmayacağını düşünüyorum medyaya yansıyan. Engin Arapoğlu olmaz mı? Engin Arapoğlu olmaz mı? İsimler üzerinde konuşulan isimler diyorum. Yani olayı, ya bizim burası yerel, bak, olayı, yerel televizyonuz biz yani. Senin sorunun şu, diyorum ki burası kişiler ulusal üzerinde, kanal değil yani. Böyle bak şimdi kişiler var. Üzerinde, kişiler üzerinde yorumlamak doğru değil. Diyorum ki konuşulan isimlerin olmayacağını düşünüyorum. O konuşuluyor kardeşim zaten. Onunla birlikte konuşulan birçok isim daha var yani. Orhan Gevrek var, bir de Ektaş'ın var. Konuşulan ismin olmayacak deyip sen kendin anlatsın, ifade edeyim. Özetle bence doğru bir yolu izliyor Yusuf Alemdar. Güvendiği, bildiği. Ben mesela İlhan'ın Ulaştırma Daire Başkanı'na geçen yani genç bir isimdi, orduya gitmişti. Yani bu gibi işte Sakarya'da olup başka yerlere giden isimlerin dönmesine mutlu oluyorum işte açıkçası. Hayırlı olsun, iyi olsun ama parantez açayım. Son lafım olsun. Zamanı şey yapın. Bu ziyaret evet. Hakikaten artık nasıl bir çözüm olacaklar bilmiyorum ama ya hala inanılmaz bir şey var. Ya tamam bir geleneğimizde, göreneğimizde belki alışkanlıklarımızda bu var ama bu artık böyle bir formül bulunmalı, bir azaltılmalı. Yemek mi yaparlar toplu herkes bir anda gelir. Ya bu mümkün değil. Sağlıklı çalışmak çok zor burada yani. Çünkü hiç durmuyor ki. Yani gelen adama da gelme diyemezsin. Başkanların yerine koyuyorum kendini. Burada nasıl bir olacak? Özeti bu. Senin öyle bir düşüncen var mı? Yani nasıl bir şey yapılsın? Toplu yemek dedin ya. Ben alırsam toplu bir organizasyon yaparım herkese. Tek bir günde bütün herkesin bir alacağı. Bayramlaşma gibi hani derler ya. Yani. Herkes tebrik etsin. Bu yüzden 15-20 gün daha sürecek yani böyle giderse. Statta yapsınlar mesela. Herkes gelsin stada. Anca sığar çünkü. Bayağı. Ondan sonra başkan herkese işte tebriklerinizi kabul ediyor. Sonuçta hayırlı olsun gidiyorlar. Kabul ediyorum desin. İnsanlar yani dertlerini sonuna anlatmak için gitmiyorlar şu süreç için. Bitsin. Yani. Bu ne abi kaç ay oldu ya? Şey yaptı kaç hafta oldu yani? Türkiye'de tamam her yerde böyle de. Ya ben de katılıyorum yani çok yani, belki zamana yayılmalı ama herkes bir an önce gelip tebrik etmek istiyor. Ya şeye de belediye, bir türlü, belediye başkanlarını kesinlikle suçlamıyorum çünkü gelme ya? Kardeşim ben işte artık ziyaretçi almıyorum falan dese siyasetçi almıyorum sen yani şey işte yani. Başkan oldun şöyle mi oldun falan havaya gireme diyecek yani. Yani millet dedi ki o gitti bana gelince mi tıkandı iş diyecek bu işi böyle aynen öyle. Yıllardır da böyle bu işler arkadaşlar yıllardır böyle. Bilmiyorum adam, da. Adam yoğun bakımda babamı göreyim diye girmek istiyor. Yani biz böyle bir şeyiz. Yani hep ya temas edeceğiz. Doğru yani. Hep temas edeceğiz. Yani bu gitmez artık. Pandemide de maskeli kafalar tokuşturmadık mı? O öyle yani. Biz böyle bir milletiz. Aynen öyle. Şey yaptık şöyle veya şöyle. İlle bir dokunacağız ama yani. Ne gerek var ki? Dokunma hiç dokunma. Evet. İlle dokunacağız. Sefa da oluyor yani. Bir dokunma hastalığı var bizde. Evet Sefa sen nasıl değerlendiriyorsun? Atamaları. Daire başkanları. Ya şimdi öncelikle ben seçimin hemen arkasından Yusuf Alemdar'ın kendi genel sekreterini belirleyecek güçte bir siyasetçi olması için çok yoğun bir mesai harcayacağını söylemiştim ben bir hafta sonrasında. Yusuf Alemdar diyecektir ki ben kendi genel sekreterimi belirleyecek siyasi güce sahibim. Bu bence bir mesaj. Her şeyin ötesinde. Yani bunu ben yaptım. Şimdi Yusuf Alemdar... Ben şaşırdım mesela. Yani şöyle... Yusuf Hanım da bunu yapacak siyasette biliyor. Yani Yusuf Hanım da hakikaten siyaseti çok iyi biliyor. Yani siz daha bir şey söylerken, ben mesela bir şey sorarken Yusuf Hanım'ların nasıl bir reaksiyon göstereceğini az çok tahmin edebiliyorsun. Çünkü tam bir siyasetçi reaksiyonu. Yani bir şey tam söylemesi gereken yerde, geri adım atması gereken yerde geri adım atıyor. Mesela bir tek bu konu üzerinden bile Yusuf Alemdar ne kadar
şehre hakim bir büyükşehir belediye başkanı profil çizeceğini gösterdi. Ben hayırlı olsun diyorum. Çok enteresan Fikret Bayan'da. Ben tanımıyorum. Yani şehrin 20 yıldan beri arka plandaki her detayında olan bir ismin bu kadar kamuoyunda olmaması da çok enteresan. Bunu olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Gölge duyduğum kadarıyla evet, çok işine odaklı bir adammış. Çok... Yani fotoğrafını bile yani bir tane fotoğrafı var, o da piksel piksel çözünen bir fotoğraf, onu kullanıyoruz. İşte mesela bugün Mustafa Destici vardı, orada bir de kareye girmedi. Teknokrat, siyasetçilerin işi diyen bir isim anladığım kadarıyla. Serdivan'da da 15 yıla imzasını atmış bir isim. Daha önce büyük şey, çok erken yaşta genel sekreter olmuş vekaleten de olsa. Aslında makamına geri dönmüş oldu. Hayırlı olsun diyeyim. Şimdi şöyle, daire başkanları atamaları bir belediye başkanının kendi iç işleyişidir. Ya bu çok o olacak, bu olacak. Bu, ya bu siyasetçi değildir. Biraz aday totoyu konuşuruz burada. O ilçede bu olur, bu ilçede bu olur. Ama daire başkanı ve bürokrat kadrosu o başkanın nasıl yoğurt yiyeceği ile alakalıdır. Biz önce Yusuf Alemdar'ın nasıl yoğurt yiyeceği konusunda fikrimiz yok. Yani Yusuf Alemdar'ın sadece fikrimiz olan tek konu sosyal belediyeciliği ön plana çıkaracak, her an halkla işçi bir belediye olacak ve görev dağılımını çok iyi yapacak. Şimdi onun haricinde işte eski dönemde mesela burada dedi ki işçi konusunda bir şeyler söyledi mesela. Şimdi eski dönemin işçi alımıyla mı hesaplaşacak? Başka bir şey mi yapacak? Tarım politikası ne olacak? Şimdi kimisi diyor ki tarım politikasında işte çok ters bir, yani başka bir politika izleyecek. Ben mesela bunu tavsiye etmem. Neden? Şimdi Ekrem Bey geldiği zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Zeki Toçoğlu'nun HES'leri ile ilgili olumsuz bir fikri vardı. Baraj, belediye baraj yapmaz. İşte biz daha farklı şeyler. Bana kendi haber yaptı, biliyorum. Yani biz işte şimdi nehrin kenarına şey koyacağız. Onlar elektrik üretecek falan diye. Gelinen noktada Ekrem Bey döneminin en büyük projelerinden biri barajdı. Ekrem Bey çünkü revize etti o fikrini. Ya devlete devamlılık esastır. Zeki Bey barajlar konusunda hakikaten çok başarılı bir belediye başkanıydı. Birçok konuda başarılı bir belediye başkanıydı ama bir hamle başlattı. Şimdi ben tarımın hakikaten zarar bile etse, yani bu mesela işte Elon Musk'ın Starlink diye bir şey var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Ya Starlink 5 yıllık zarar yazıyor. 5 yıllık korkunç zararlar yazıyor. Evet. Ama bir vizyon şekline ve kâra geçiyor şimdi. Şimdi bu da bir yatırım. Evet, belki tarım politikasındaki bazı rantabl olmayan süreçler olabilir. Bazı yanlışlar yapılmış olabilir kurulma aşamasındaki. Ama ben samimi bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bunu derken tabii ki büfeler dursun, şu bu, ona karışmam. O benim işim değil. Ama ben o misyonun devam ettirilmesi taraftarıyım. Neden? Çünkü Sakarya çok verimli bir tarım kenti ve büyükşehrin bu konuya örnek olması gerekir. Mesela Ekrem Bey bunu tam olarak anlatamadı birçok yerde. Evet. Mesela bize... Mesela tarım lisesi, işte fidanlık. Tabii. Mesela bak, fidanlık, çok enteresan bir şey söyleyeyim. O devam etmesi gereken projelerden bir tanesi. Ekrem Bey manda yetiştirmeyle alakalı eleştirildi. Yani. Biz burada konuştuk. Tamam mı? Mesela bunu hiç söylememişti Ekrem Bey. Keşke bunu zamanında söyleseydi. Ya büyükşehir manda yetiştirmez. Biz insanlar orada bu işi görsün gelsin kurs alsın diye yaptık. Belki sonradan söyledi bunu, bilmiyorum. Şimdi velhasıl kelam, nasıl ki Ekrem Bey'in ilk geldiğinde işte barajlara bakışını eleştirdiysem, şu an henüz bilmesem de Yusuf Bey, eğer Yusuf Başkan tarım politikasına mesafeliyse, ben bir gazeteci olarak bu mesafeyi aşmasını isterim. Bir Sakarya olarak beklerim. Bunu nasıl dönüştürebiliriz, nasıl şey yapabiliriz falan diye. Nereden geldik? Onu Yusuf Bey nasıl yoğurt yiyeceğini henüz bilmiyoruz. Onun için ekibinde şu olacak, bu olacak, şu isim nasıldır, bu isim nasıldır diye bir şey söyleyemem. Yorum da yapamam. Tek yapacağım yorum liyakattır, ehliyettir. Örneğin şimdi insan kaynakları daire başkanı da Alpay Şirin geldi. Gelmedi ama. Gelecek diyelim. Yani. Gelecek. Şimdi Yusuf Bey şunu diyor olabilir. Bir önceki dönem insan kaynakları daire başkanı. Arada bir geçiş süreci var. Eskiyi de biliyor, yeniyi de sentezleyebilir. İyi bir insan kaynakları müdürü. İşte atıyorum, şu genel sekreterimizi atayacağım. Ben Serdivan'da işleyişini bildiğim bir ismi maddiyatın başına koyayım. Gözüm arkada kalmasın. Mesela bu konularda Zeki Toçoğlu'nun Ayhan Kardan'ı vardı. Müthiş bir adamdı Ayhan Kardan. Şu anda çok iyi bir görevde. Evet. O iyi yerleri bırakmak lazım. Şimdi değerlendirebileceğimiz tek konu bu. Yoksa o isim olabilir mi? Bu isim olabilir mi? Bu daha iyi olur. Daire başkanlıkları bu yorumları yapmaya müsait değil. Onu söylemiş olayım benim açımdan. Son olarak da şunu söyleyeyim. Liyakat çok önemli. Yani bir konuda liyakat çok önemli. Kültür daireye bir isim atayacaksın. İşte mesela itfaiyenin içinden birini atadılar diyebiliyorum. Tamam mı? O işle anlamayan bir ismi o işin başına getirmek en çok belediye başkanına zarar yazıyor. Eleştirdiğim için söylüyorum. İlk bir yıl çok sık Ekrem Yüce döneminin
ekip kurma eleştirdiğim en temel konulardan bir tanesiydi. Hatta çok da bana tepki gösteriyordu Ekrem Bey. Ya yapma işte bu zaman, biz ne zamana ihtiyacımız var falan diyordu. Haklıydı da, biz de belki biraz kantarın topuzunu kaçırıyorduk. Evet. O konuda. Ya hatalı ekip tercihi en çok başkanın başını ağrıtacaktır. O açıdan da Yusuf Başkan'ın ben hata yapma ihtimalini çok görmüyorum. Çünkü inceleyip sık dokuyor ve tanımadığı isimle çalışmıyor Yusuf Hanım'dan. Bu çok ince bir detay. Yani Yusuf Hanım'dan aslına bakarsan en büyük artısı, şu ana kadarki en büyük artısı, ithal bir yerlerden ithal bulup gelmedi yani. Yok. Hepsi Sakarya'da tanınan isimler, bilinen Yusuf isimler. Yusuf Alemdar'ı çok yakın tanıyanlar şunu diyor. Yusuf Alemdar tanımadığı isimle çalışmaz. Yeah. Ya hakikaten de mesela özel kaleme getirdiği Murat Bey çok hani yakındı. Hep böyle bir eleştiri var ya. Tabii. Sakarya'da adam yoktu kardeşim. Niye işte atıyorum Gaziantep'ten buraya adam geldi. Mesela bunun hep eleştirisi yapılır. Evet. Her yerde yapılır yani bu eleştiri. Ama Yusuf Alemdar'da şu ana kadar öyle bir şey yok. Hepsi Sakarya'nın isimleri. Sakarya'da isimler. Ekip kurma konusunda bir yol kazası görmüyorum. Sadece bugün belki bir şerhim olur. Yani Ulaşım Daire Başkanı Ziraat Mühendisi'ymiş Halil Bey. İşte bu Ziraat Mühendisi tekrar Ulaşım Daire Başkanı. Ulaşım Daire Başkanı iken bugün İlhan Yılmaz ya. Hayır, İlhan Yılmaz gelince o Ulaşım Daire Başkanı'ydı. Ona afet işlerini almışlar. Halil Çelik afet işlerini. Şimdi liyakatı ne kadardır? İşte Ziraat Mühendisi'ymiş. Ulaşımdan geldi. Afet çok önemli. İşte o oralarda bir soru işaretim olur. Ama benim bilmediğim bir işte uzmanlık alanında mesela şeyde çok AFAD'a işte imam hatipli adam geldi falan. Adam aslında yüksek lisansını meğer ulaşım alanında yapmış. Afet riskinde olsun. Yapmış. İmam hatipli diye adamı. Bilmediğim için bir şey diyemiyorum ama afet gibi, işte sağlık gibi temel alanlarda o işin uzmanı olmadığı zaman en çok başkanın başı ağrır. İlhan Yılmaz ulaşımcı mı? İlhan Yılmaz şehir plancısı abi. Yüksek lisansını, master'ını bu alanda yapmış. Evet, evet. Peki sana şöyle bir soru. Şehir haritada çalışmış, kadastroda çalışmış, imar müdürlüğü yapmış, yüksek lisansa şehir ulaşım üzerine yüksek lisans yapmış. Bilmediğim bir soru. Şimdi önümüzde bir deprem var. Deprem gerçeği var ve bu dönemin bence en büyük popüler şeyi kentsel dönüşüm. Yani bütün işte muhalefeti de kentsel dönüşümden bahsediyor. İktidar da kentsel dönüşümden bahsediyor. X partisi de veya işte X belediyesi de ondan bahsediyor. Şimdi Yusuf Alemdar dönemini nasıl değerlendiriyorsun sen? Yusuf Alemdar yine böyle işte mesela Ekrem Yüce daha çok tarımla ön plana çıktı. Yusuf Alemdar'ın kentsel dönüşümde mi veya işte inşaat sektörüyle mi ön plana çıkacağını düşünüyorsun? Yoksa farklı bir yol mu izleyecek? Farklı bir şey mi bulacak? Soruyu kıskandım, ondan sonra bir de bana sor bunu. Sen cevapla, önce ben cevaplayayım. Bence Yusuf Alemdar sosyal belediyecilikle konutu birleştirecek. Ya konut her şeyi çok aktif kullanacak gibi duruyor. Yani sosyal konutlar üretecek, vatandaşlara indirimlerle dokunacak ve hem kentsel dönüşümü hem vatandaşlara dokunan sosyal belediyeciliği harmanlayarak bir yönetim anlayışı söyleyecek gibi duruyor. İzlenimler onu gösteriyor. Çünkü konut her şeyi atadığı isim çok piyasadan gelen bir isim Beşir Beşiroğlu. Sakarya'nın bu konuda yani birçok şey eleştiriyor işte. Yani mezuniyet şu bu falan diye. Ben o konuda öyle görmüyorum. Bir iştirak şirketine başına hiçbir şey yap, iştirak şirketinin başında o sektörü anlayan bir adamın gelmesi kadar doğal bir şey yoktur. Çok doğaldır bu iş. Yusuf Alemdar bunu yaparak konut aşıyı çok aktif kullanacağım diyor. Mezuniyeti belki kötü olabilir. Yani şey, kötü derken yeterli görülmeyebilir ama tecrübesi bence yani Sakarya'da sayılıdır yani. Hakikaten orası bir şirket, Beşir Beşir oldu diyor. Orası bir şirket. Şirketlerin başına şirket yöneten isimlerin gelmesinden daha doğal bir şey olamaz. Yani. Ben bunu çok eleştirmem. Diyorum ya. Tecrübe olarak ben bir önceki kim onu bilmiyoruz. Yani bir önceki genel müdür kim bilmiyoruz şey yapıldı. Ve asıl Yusuf Alemdar'ın ben sosyal belediyecilikle kentsel dönüşüm birleştiren bir yönetim tarzı belirleyeceğini düşünüyorum. Hüseyin Cumalı. Şimdi önce atamaları değerlendir önce istersen veya soruyu unutmasın. Sorudan başla sonra atamalara dön. Atamalarda ben daire müdürlerini, daire başkanları hiç şey yapmayacağım, değerlendirmeyeceğim. Direkt bir çalışsınlar diyorsun önce. Fikret Bayhan'dan konuya bakıyorum ben. Çünkü burada benim anladığım kadarıyla daha bilmiyoruz tabii. Yani daha gelen gidenden Yusuf Alemdar ne yapacağını biz anlayamadık yani. Daha yol haritasını falan daha kestiremiyoruz. Ben de yılların gazetesiyim ama şu anda gelen giden işte kadroları dizayn etmeye çalışıyorlar. Ama şu önemli tabii, yani ben yıllardan beri
gördüğümüz ilk defa bir genel sekreter, eğer ben yazısı geldi mi bilmiyorum. Yazısı yazıldı da resmileştiyse. Bugün. Bugün geldi mi? Evet. Bugün ha. Hatta Mustafa Ak vedasını da WhatsApp grubundan veda da etmiş. Evet. Hayırlı uğurlu olsun Fikret Bayar. Yani Fikret Bayar'ı ben Aziz Yılmaz döneminden tanırım. Onunla beraber çalıştık, yani gazetecilik yaptım ben. Ondan ben de tanırım. O zamanlarını bilirim yani. O toplantılarda Aziz Yılmaz yanında otururdu. Daha sonra hepimizin bildiği gibi işte Serdivan'a gitti. Serdivan'da Fikret Bayar'ı gören yok. Kapıları kapattı. Bir de bir arkadaş daha var, Çağatay galiba, öyle bir isim daha biliyorum ben. Hep proje. Burada da böyle olacak. Benim anladığım teknik bu işlere, projelere Fikret Bayhan bakacak. Konuta şeye Beşir Beşiroğlu bakacak. Dolayısıyla ben daire başkanlığını merak etmiyorum ama merak ettiğim iki yer var. Fidan Ayşe, Sera Ayşe kapatacak bunları. Yoksa bunlarla yoluna devam edecek. Kamuoyu bunu merak ediyor. Yani Sera Ayşe ve Fidan Ayşe, orada çalışanlar sayılar da var, çalışanlar da var. Hı. Bunlar ne yapacak? Bunları kapatacak mı yoksa devam edecek? Benim öngörüm zaten o işte Bal 54, Süt 54, Yumurta 54 gibi şehirdeki büfeleri kaldıracak. İşte Kabak Evi. Onlar kalkacak. Hatta Rıdvan Duran'la adaydayken gelmişti bana. Ben dedi geleyim dedi. Hepsini kaldıracağım dedi bunları. Ben öngörüm İspanya'da bunları kaldıracak şehir merkezinde. Ben böyle düşünüyorum. Belki ki canlı yayına katıldığı zaman söylemişti. Belki şu domates ekilen yer var ya Akyazı'da. Serecilik mükemmeliyet merkezi. Aynen. Orası kalabilir. Orayı da gene canlı yayının aklımda kalan işte çiftçiye rol model, gel, sor, bilgiler. Yani orada çiftçileri yetiştirmek için böyle birkaç yeri bırakırlar. Tarımla iç içe olacağını düşünmüyorum ben. Üst paramları. İzcay yol haritasında tarım, benim dediğim gibi birkaç noktada olacak elbette tarım ama daha çok kendi sözlerini hatırlıyorum ben. Mazot desteği, çiftçiye destek, çiftçi kartı gibi şey, yani öyle projeleri vardı, öyle düşünceleri vardı. Bence böyle ilerler. Bir şey sorabilir miyim abi? Konut, evet. Sonra. Ama sırtını dönmez değil mi? Yok canım. Yani. Önemli olan kriter bu. Çiftçiye sırtını dönebilir mi? İmkanı var mı? Ya o şeye de, o sürece de pek yok, sırtını dönmez yok, yani. Yok. Yani bir daha anlatıyorum. Yani çiftçinin yanında olur. Tabii. Teknik anlamda olur. Ekrem Müze gibi işte çizmeleri çekip domates ekeyim, biber ekeyim ya da ne bileyim ben. Yok. Öyle bir şey zaten beklemiyorum. Süt 54, bal 54, et 54 gibi olmaz ama çiftçiye arkasını dönmesi başkan dönmez zaten. Bence dönmez. Yani ama dediğim gibi çiftçiye işte mazot desteği, efendim gel işte bak soracağım bir şey varsa teknik anlamda bu tarlanın işte bu toprağın değerlerini o anlamda her türlü destek olur. Şeye gelince, yani bundan sonra yol politikasına gelince, şu anda kimse kestiremiyor ama benim düşüncem bir yıl bence sosyal belediyecilik yapacağım. Şu an Büyükşehir kıvırılacak gücü yok arkadaşlar. Ekonomik anlamda olsun, ülke konjonktürü olsun, savaşlar olsun, yani birçok anlamda baktığımız zaman bence Yusuf Alemdar bir yıl ve bütün belediyeler böyle, zaten Türkiye genelinde böyle insana dokunan, Sefa zaman zaman der burada, insana dokunan sosyal belediyecilik, bu aşevi olabilir mesela, insanlara ucuz yemek verilebilir, dar kesimli insana dokunan, böyle belediyecilik yapacağını düşünüyorum. Bir yıl içinde zaten kadroya oturun, neyin ne yapacağı belli olur. Bir yıldan sonra aslında, yani şu andaki ülke şartlarına baktığımız zaman hiçbir belediye bir şey yapamıyor arkadaşlar. Yani yatırımlar durmuş, Mehmet Şimşek, Hazine Bakanı, Maliye Bakanı devamlı. Paranın önemi yoktu, doğru yani. Oradan bastırıyor. Değil mi Cuma'da? Tamam mı? Devamlı bastırıyor. Bizim anlattığımız, senin anlattığın çok farklı. Devamlı bastırıyor, o olmayacak, bu olmayacak, tasarruf tedbirleri, arabalar, onlar böyle. Yani bu konjonktüre baktığın zaman, yani Yusuf Alemdar da kim olsa, yani kalkıp da ne yapacaksın? Ha, nedir? Yusuf Alemdar'ın bu kentte açıkladığı projeler var. Lasman Töreni yaptığı projeler var. Kitapçıklar var. Bunları elbette yapacak. Yani ne kadar gerçekleşir, ne kadar gerçekleşir bilmem. Ama bu işe girecek tabii. Ama önce bir toparlanacak. Bir toparlanma süreci var. Yani bunu Zeki Toçoğlu da böyle yaptı. Ben hatırlıyorum. Aziz Duran da böyle yaptı. Zeki Toçoğlu da böyle yaptı. Ekrem Yüce de böyle yaptı. Bence Yusuf Alemdar da böyle yapar. Neden? Abi anlayacağım, dinleyeceğim. Bir 6 ay, bir sene bakacağım değil mi? Ya bir 6 ay zaten
daha hani bırakacaktı Yusuf Alemdar demişti yani bir hafta daha böyle gider. Abi şimdi ben siyasetçi açısından bakıyorum. Yok ben bir şey demiyorum. Sen de bir köşe yazdın bugün hatta onunla ilgili. Ben siyasetçi açısından bakıyorum. Gelene gelme diyemiyorsun. Gelene gelme diyemiyorsun. İnsanlar geliyor. Seçim zamanı insanlara sen gittin. İnsanlar da şimdi sana hayırlı olsun geliyor. Yani orada Yusuf Alemdar'ı al kim olursa olsun gelme diyemezsin. Bu doğal. Bizim Türkiye'de böyle bu işler. Avrupa'yı bilmem. Avrupa çok farklı ama bizim Türkiye'de misafirperverlik. O bir gelecek bu insanlar bunun. Hayırlı olsun diyecek abi. Adam ileriye bir gelecek. Bir de biliyorsun mesela bir derdim var. İlla başkana söyleyeceğim. Ya başkanımsa söyle. Biz de öyleyiz. Yok abi illa başkana söyleyeceğim. Mesela ararsın. Başkan yardımcısı, genel sekreter yok abi. Ben Yusuf Alemdar'a söyleyeceğim. Ya da işte neyse kimse başkan. Mutlu çıkışı söyleyeceğim. Ya bizim millet böyle yani. Şimdi illa bir gelecek herkes. Mutlu çıkışı başını kaldıramıyor mesela. Ya Osman Çelik de kaldıramıyor. Böyle abi bizde bu iş. Evet. Ama yani azalacak tabii. Bence bir tek Yusuf Alemdar değil, diğer belediye başkanları da sosyal belediyecilikten yol alacaklar. Ya bu dönemin konjonktürü böyle abicim. Bu dönem insana dokunan belediyecilik. İsmail Karakulluk şimdi diyor. Abicim insana dokunuyorsun abicim. Öyle ama bak. Hem yatırım anlamında hem Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlara bak kibir yok. Halka dokunacağız, halka ineceğiz. Fabrika ayarları. Ya, Cumhurbaşkanı mesaj verip duruyor. Kapılar açıklanacak. Muhalefete bak onlar da yapıyor. Bir kapıyı söküyor, bilmem ne yapıyor. Herkes aynı muhabbette. Yani. Yeni bir mesaj var bu dönemde. Herkes şey yani. Bu yeni bir sistemde halka dokunacaksın abicim. Ucuz yemek. Vereceksin abicim. Adam İstanbul'da ucuz kütlüye yemek veriyor. Türkiye'ye inmiyor. Yani çok büyük proje sanki. Yusuf Alemdar başladı işte ya yani. Arkadaş, suya indirim, ulaşıma güzel indirim. Güzel yapıyor işte. Suya indirim, ulaşıma indirim. İnşallah devam eder. Ya vatandaş açısından çok önemli. Biz mesela iki hafta önce neyi sorduk? Biz neyi sorduk? Ya tamam bunlar güzel zaten. Biz buna karşı çıkacak halim yok. Ben bir gazeteci olarak neye suya indirim, neye ulaşıma indirim bunu sormayacağım tabii. Ama tabii yani belediyenin de bir işleyişi var. Bizim geçen 2-15 gün önce anlattığımız buydu. Yani belediyenin de bir işleyişi var abi. Yani girdi sağlayacak. İşte biz temin rayı orada anlayamadık. Yani belediye girdi sağlayacak. Para tabii önemli ama yeni imkanlar üreteceksin. Yeni işler yapacaksın. Dolayısıyla toplarsak abi konut şeyi elbette aktif kullanmak içindir ama ben bir sene toparlanma süreci veriyorum. Yani bu şöyle hem kadroları bileceksin hem kadroları kuracaksın. Bir daire başkanı getiriyorsun da öyle bitmiyor ki onun alta doğru saç ayakları var yani aşağı doğru gidiyorsun. Yani kolay değil. Tam belediye işliyor. Acil işler yapılıyor ama dediğim gibi yani oturacak. Fikret Bayan'dan tut. Burada en önemli aktör Fikret Bayan. Adamı sağ kolu. Tamam mı? Teknik işler, proje işleri bunda. Bunun bir de şey ayağı var. İşte finansman var. Galiba neydi o? Mustafa Karaçelik. Karaçelik. Mustafa Emre Karaçelik galiba tamam da. O var. Böyle otura gidecek aşağı doğru. Ama ben bir sene veriyorum. Daha şu anda da zaten... Biraz uzun değil mi abi bir süre? Uzun değil bence. Şapa. Ben evde bir mutfak tadilatı yaptırdım 40 gün sürdü. Ama sen kendinden menkulsün. Bir şey anlatacağım. Sen koca Büyükşehir Belediyesi'nden bahsediyorsun. Böyle ufak iş değil yani. Gelsen bunun başına geçtin. Şimdi burada ne oldu? Burada ne oldu? Şimdi önce oturuyor adam. Burada ne oldu? 4-5 bin kişinin çalıştığı bir kurumdan bahsediyoruz. Fizibilite yani. Getiriyorlar. Herkes fizibilite getiriyor. Şimdi diyor ki mesela kültür dairesi. Sen getir bakayım diyor. Ne yapmışlar? 5 sene biz ne yapacağım belli olur. Kafasında vardır ama bunun yatırımı var, o su var, bu su var. Ötekine diyor getir, ötekine gel. Oturuyorsun. Bunda şimdi her akşam oturuyorlardı tahminim. Yusuf Alemdar belli bir saat ne yapacağız, ne edeceğiz? Böyle kolay değil bu işler yani. Benim, kim gelirse gelsin çok, kolay değil. Yani. Zaten... Yusuf Alemdar değil. Yani kralı gelse 2000'le oturuyorsun. Şimdi o Fikret Bayan'ı bana şimdi anlatıyorlar. Diyorlar ki Fikret Bayan'dan randevu alamıyoruz. Ben size söyleyeyim. Fikret Bayan'dan randevu alamazsınız kardeşim. Serdoğan Belediyesi'ne randevu alamıyorlar. Çünkü Fikret Bayan proje yapıyor. Proje yaptığı için bana geliyor mesela Fikret Bayan'a ulaşamıyoruz. Yusuf Alemdar'a ulaşırsın, Fikret Bayan'a ulaşamazsın. Bu da benim görüşüm. Doğrudur, yanlışı. Ne? Abi o şimdi proje yapacak. İşte ne oldu? Şunu getir, bunu getir. Kar, zarar, neyse artık kaç kişi var, orada kaç kişi var, kaç uzman var. Ya öyle değil ki abi. Yani sadece çalışanın sayını bilmekle bitmiyor ki. Kim uzman, kimi nereye koyalım, bu burada verimli mi olur, verimsiz mi olur? Sonra ne oluyor? Sen şimdi buraya itfaiye daire başkanını atadın. Şey çok merak ediyor ya.
Raif Ugar, basın daire başkanı kim olacak? Şimdi basın daire başkanını atadın, 3 gün sonra görevden aldın. Ne oluyor? Kadro kuramadın oluyor. Öyle oluyor bu işler işte. Onun için yani marangoz benim babam, ben de yaptım 18 yaşına kadar. Şöyle marangozun bir tabiri vardır, 10 kere ölç bir kere kes. Bak 10 kere ölç bir kere kes. Şimdi 10 kere bunlar hesaplıyorlar, bir kere atıyorlar. Geri aldın mı kadronu kuramadın oluyor. Geçmişte bunun örneklerini gördük hakikaten. Gördük yani. Birinci yılın sonunda yarısından fazlasını değişmişti. Yani Ekrem Başkan'ı da bu çok söylendi mesela. İşte kadronu kuramadın. Ekrem Başkan ne diyor? Ya kardeşim yani adam bir yere getiriyorum, istediğim verimi alamıyorum. Yani o anda o verimi alamıyorum diyor adam. Ne yapayım diyor. Yani verimi alamadım. Ben çok bunun verimli olacağını düşünüyordum diyor Ekrem Bey'e. Koydum diyor ya 2-3 ay çalıştım. Ya bana uyduramıyor diyor. Alıyorum. Ama toplum ne diyor? Sakarya'daki algı ne oluyor? Kadro kuramadı. Kadro kuramadı. Yani kadro kuramadı. Öyle onun için yani Yusuf Alemdar bu konularda bence inceleyip sık dokuması lazım. Öyle de yapması lazım diye düşünüyorum. Ayrıca da bir sene içinde işler rayına oturur. Ondan sonra tam yolu ileri gider. Bunu rahmetli Aziz Duran, Zeki Toçoğlu, Ekrem Yüce dönemlerinde tecrübe eden bir adamım. Ama Yusuf Alemdar öyle olmaz. 6 ay sonra tam yolu ileri gider. Onu da bilmem. Ama kaynak bulması lazım. Şimdi ben şundan dedim bir yıl uzun mu diye. Aslında Yusuf Alemdar için de değil, Zeki Toçoğlu ise Ekrem Büyük için de değil. Bu bir sistemin kendisini eleştirmek. 5 yıllık seçiliyor bu başkanlar ve bir yılı henüz yönetimlerinde oluşturmakla, siyasi kadrolar çünkü bunlar, siyasi kadro oluşturmak da geçiyor. Şehirlerin kaybedecek vakti yok. Fakat hiç kimsenin de bu konuda yapacak bir şey yok. Sistem böyle, düzen böyle. Şunu ekleyeyim sana. Kaybedilen şehir açısından bir şey yok. Yani şehir hayat devam ediyor. Çöpler alınıyor. Ufak tefek işler oluyor. Ne bileyim hep görüyorsunuz. Hala atıyorlar mesela. Devam ediyor. Siyaki projeler devam ediyor. Tabii Kaynarca'da yani şehri yaşam kalitesini destekleyen unsurlar çalışıyor zaten. Bizim bahsettiğimiz yani mesela Saski gidiyor su patlarını suyu yapıyor. Saski altyapıyı yapıyor. Kültür dairesi 23 insanda ne bileyim bir etkinlik yapıyor. 19 Mayıs törenleri kutlanıyor. Bir köprünün bir yeri kırıldı, onlar yapılıyor. Bizim bahsettiğimiz bir yıl sonraki şeyler o ana kademe projelerden bahsediyoruz. O kitapçıktaki mesela aklımıza gelen orada bir tane kule var gibi yani öyle projelerden bahsediyorum ben. Yoksa Büyükşehir'de şu anda sistem devam ediyor. Bir sıkıntı bu arada yok. Bir de Saski dedin de Yiğit Turan'ın yani gitmesi durumunda ben gerçekten çok üzülürüm. Yiğit Turan gibi bir adam bence devam etmesi lazım. Kesinlikle. Ki şu an hatırlıyorum devam edecek yani gibi duruyor. Bu arada Hakan yani biz gazetecilere görüş sormazlar ama biz de bu kentte yaşayan bir de gazetecilik yapıyoruz. Bana göre de devam etmesi lazım. Sen konuyu açtın diye söylüyorum ama şimdi sonuçta takdir Yusuf Alemdar'ın ne der bilmem ama ya kesinlikle kendi çalışacak ama ya ben bakıyorum gece bile yani bazen denk geliyorum. Gece bile çalışıyor adam. Ben yakından takip ettim bu kentteki isimlerden ama şöyle bir şey oluyor mesela. Ekrem Yüce de geldi. Belediye başkanı istediğine çalışıyor. Takdir belediye başkanı. Ya kimse bir şey diyemez. Biz o dönemde söylüyoruz tabii. Biz o dönemde dikkat alırlar almazlar. Takdir belediye başkanı. Rüstem Keleş'in kalması için gazete olarak çünkü Aziz Duran döneminden kalma bir isimdi. Rüstem Keleş'in kalması için. Rüstem Keleş'in de böyle dediğimiz. Evet çok dedik ve Rüstem Keleş'ten sonra galiba iki genel müdür daha değişti. Yiğit Turan'ı bulana kadar Sakarya işte bir Marmara Mimarlar Birliği'nden bir isim geldi. İlyas Demirci miydi? İlyas Demirci. Bir isim daha geldi arada. Yiğit Turan üçüncü isim. Yani dikiş tutturana kadar vakit oluyor. Sanki çok şey bir kurum değil. Onun için biz o dönemde Rüstem Keleş. Sefa da bir Leban lafını da kesiyoruz da gittik artık. Ya ben Rüstem Keleş gittiği zaman da üzülmüştüm mesela. Çünkü ya Rüstem Keleş başarılı bir Rüstem Keleş gerçekten iyi. Ya ben severim Rüstem Keleş'i. Çalışmasını severim. Yani akademik çalışmasını sever. Ha ondan sonra onun üzerine bir daha geldi. Bir de İlyas Demir geldi. Tutmadı bak. Hani Ekrem Yüce'yle sorduk bunu. Ben sordum mesela dedim. Başkan takdir senin dedim ona da. Şimdi belediye başkanı takdir senin. Yani ben şimdi özel off the record konuşuyoruz belediye başkanı dedi ki taktik senin ama yani şey iyiydi Rüstem Keleş adam çalışmadı. Çalışmıyor abi. Oyu kim alıyor? Ben aldım. Öyle oluyor bu iş. Oyu ben aldım. Eksi ya da artı onları yazıyor. Bana yazmıyor. 5 sene sonunda evet. Parti veya Cumhurbaşkanı ona göre değerlendirme yapıyor.
Sonra dediği gibi Sefa'nın o gitti. İlyas Demir gitti. Bir oradaki öteki arkadaşın ve beyefendinin adını hatırlayamadım. Sonra kim geldi? Yiğit Turan geldi. Anca oturdu Saski bize göre. Bak anca oturdu. Ha, bu saatten sonra ne olmuyor ama sen söylediğini söyleyeyim. Ben de bir daha söyleyeyim. Konuyu kapatayım. Bence de Yiğit Turan kalmalı mı? Kalmalı. Yani şimdi bak Yiğit Turan sayfasına her gün sosyal medyada bütün muhtarlar ziyaret ediyor. Muhtarlar seviyor. Niye? Ya kimse kimseyi sevmez. Neden seviyor? İş yapıyor abi. İşte muhtarın sorunu çözüyor. Muhtar kimin şeyi yapıyor? Sen belediye başkanının hepsine bak. Muhtarları böyle tutuyorlar. Niye? Ya muhtar dediğin zaman... Etkiliyor. Mahalleyi etkiliyor. Abi onu da geç. Mahalleden gelen sorunları birinci ağızdan muhtara geliyor. Muhtar da getiriyor, anlatıyor abi. Doğru. Şimdi Mutlu Şükşü'ye bakıyor. Muhtarlar böyle göz bebeği Mutlu Şükşü için. Neden? Ya Mutlu Şükşü niye muhtarları bu kadar seviyor? Ben... Abi muhtar dediğin... Son 5 dakika yarım kaldı. Çok kısa tamamlayayım. O Sefa'yı de söyleyeyim. Tamamlama izin vermiyor ki. Motor kafa gidiyor. Buyur abi. Şöyle. Sen en son kamçı yiyeceğim benden bu akşam da. Neyse program bitsin. Bak bu kamçıyı boşuna getirmedim. Şöyle ekip kurmak. Ya hızlı olması şahısların elinde değil ama hızlandırabilirler. Mesela yani hep bunu yaşıyoruz. Bir yıl, 5 yıllık seçiliyor bu başkanlar. Ve her ne kadar rutin işler yapılıyor olsa da paydaş kuruluşların beklediği süreçler var. Atıyorum Saskin'in Sasun'un Darıçayır Barajı projesi var. Beraber geçirdi. Şimdi belli süreçler netleşmeden alt kademeler falan filan bunlar çok hızlanamaz. Belli bir orantıya giderler. Onu kastediyorum aslında. Hı. Bu Yusuf Ayınlar'ın elinde olan bir şey de değil. Yani her gelen isim siyasi kadrosuyla beraber geliyor. İster istemez. Ve siyasi kadrosunu değiştiriyor. Ama hızlı kurmakta bir o kadar verimli. Yani örnek mi? 2019 seçimlerinden sonra en hızlı ekibini kuran isim Mutlu Işık Su'ydu. Sonucunu gördük. Hiç ekiple falan çok uzun vakit harcamadan henüz daha diğer belediyeler ekipleri kurmaya başlamışken Mutlu Işık Su'nun adalet projesi hazırdı ekibiyle beraber. Bunu hızlandırmamız lazım olduğu kanaatindeyim. Bir de Saski ile ilgili yani o zaman da demiştik yani ben görevden almalar sürecinde o dönemde çok net yazdığım için söylüyorum. Örneğin genel bir gazeteyle hatta bazen makara yapıyoruz. O dönem görevden almaları eleştirdiğim için bir gazete beni hedefe koymuştu. İşte hatta Hüseyin abim hala Google'da Safa Polat yazınca ikinci ve üçüncü sırada Safa Polat'ı kim dövmek istiyor görseli çıkıyor. Yani bunu kaldır abi bu ara. Beni tanımayan insanlar hala ya Twitter'daki o ifşam çıkmıyor o çıkıyor çok enteresan yani. Şöyle buradan çok enteresan. O dönemdeki isimlerin tamamını Türkiye'nin Ankara'da kurumlar kapış kapış aldı. Ya Kültür Daire Başkanı bu Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Yardımcısı. İşte Ayhan Kar'dan çok önemli görevlerde. Kaç tane isim sayarım böyle tamam mı? Biz, Adalet Bakanı Özel Kalemi. Sinan Cengiz Adalet Bakanı Özel Kalemi. Ya bak kaç tane daha devam ederim bunu saymaya. İşte Türker Bey bir sürü yer gezdi. Ondan sonra en son galiba TRT ve AA'da üst düzey bir görevde. Evet. Şimdi şuraya geleceğim. Normalde yerel yöneticisi Ankara'dan gelir bu isimler. İthal edilir. Yusuf, tamam mı? Yusuf Türkkan. Yusuf Türkkan yıllarca birçok kurumda çalıştı. İstanbul Dağı'nda Saydıkça devam eder bu isimler. Görevden alan isimler bunlar. Şimdi normalde Ankara'dan gelir burada daire başkanı olurlar. Bizim daire başkanlarımız Ankara'da genel müdürlük seviyesine gittiler. Fatih Turan. Zeki Toçoğlu'nun 3 danışmanı rektör bugün. Ya çok enteresan bakın bu ekip ne kadar önemli. Aynen, aynen. Onun için Yusuf Alemdar'ın da ben hakikaten yarın bir gün çalışılmadığı dönemde bile Türkiye'ye bürokrat kazanacak bir ekip kurmasını çok istiyorum. Gördüğüm intiba da sanki oraya doğru gidildiği yönünde. Bir de Yusuf Alemdar şunu yaptı. Aslında çok uzunca yıllardır yapılmayan bir şey yaptı. Biz özel kalem müdürlerine hep şey konuşuyorduk. Keza Serdivan Belediyesi'nde de bu var yani. Mesela şimdi Yusuf Alemdar en güvenli isimlerden birisi Murat Yıldırım'dı. Yıllarca bir aradaydılar. Direkt özel kalem müdürü olarak atadı. Bak özel kalem diye geçme beyindir. Ya da Osman Başkan çok güvendiği bir isim olan Hakan Arıkan'ı atadı. Evet. Yani şimdi özel kalemi şey yaptın senin beyin bölgen orası yani en önemli bölgen. Yukarıda genel sekreter çok güvenli bir isim. Buradan başlıyor. Artı Yusuf Alemdar şunu da yapıyor. Belediyede bu yoğunluğa rağmen işte sabah öğlen habersiz teftişler yapıyor yani. Personeline gidiyor. İşleyişe bakıyor. Orada da bir yani o bu geçiş sürecinin verdiği bir işte hantallık olur, şu olur, bulur, yavaşlama olur. Bunların olmasına da izin vermiyor. Disiplin de sağlıyor bu anlamda. Yani her tarafa gidiyormuş belediye yani. Tek tek kimin ne yaptığını, ne ettiğini, çalıştığını biraz da anlamaya başlıyor. Çünkü belediyenin kendi içerisindeki disiplin de önemli işin aslı. Şu olanlar bu konuda da hassas bir isimdir. Onu da paylaşalım.
Serdivan demişken, Serdivan'ı bahsettik değil mi? Geçen hafta da söyledim. Serdivan'ın çok hızlı bir şekilde reaksiyon alması gerekiyor. Serdivan Sakarya'nın hızlı gelişen ilçesi ve ben gözümle kaçak yapılaşmaları görüyorum. Yani seçim döneminde Serdivan biraz abarttı bu işi. Görüyorum yani, gözümle görüyorum. Beni izliyorsa bir siyasetçi, ben bunu ihbar, yayında söylemem ama birebir de ihbar olarak söylerim. Hepimiz ben görüyoruz. De, ben hepimiz de görüyoruz. Birebir de şahit oldum. Hepimiz görüyoruz. Direkt yıkın dediğini ben birebir biliyorum. Biliyorum. Osman Çelik'in bu konuda şeriatın kestiği parmak acımaz yere gerekeni yapacağını biliyorum. Evet. Ama bu iş bir süre sonra geç kalınca da şeye dönüyor. Mağdur yani, edebiyatına dönüyor. Yapmadan, yasayı uygulamak sanki... Yapmadan önce yapmak tabii lazım. Yasayı uygulamak sanki şey bir şey ama seçim dönemlerinde maalesef bizim halkımız evet. Bir anda o şeyden çıkmaları yapıyor. Bütün ilçelerde var ama Serdivan'da yaşadığım işte çok bu ara gözüme geliyor. Yusuf, Osman Çelik'in biraz işi var. Allah yardımcısı olsun. Evet. Hanım yazıyor bana. Benim hanım yazıyor. Bu ne hal diyor. Yenge akşam, izlemiyordur. Sen 60'dır. Yenge seni izlemiyor. Herkesin Buydaylı'da bir tanıdık var. Mine diye bir arkadaşımız var. Onun düğününe gitti. Benim buraya böyle geldiğimi görmedi. Şimdi televizyonu açmış. Bu ne hal diyor. Cumalı diyor. Evet. Bu akşam çok olmuş. Bu akşam ne yapalım? Bu kadar et konuştuk. Çorbaya gitmeyelim, gece dönercisine falan mı gidelim? Bir aslında uzun zamandan beri Sakarya gece döneri çağırıyor bizi. Müsaitseniz bu eğitim araştırmanın orada bir gece döneri yapalım bu akşam. O eti sağlamdır. Şey de yazmış. Hazır, %100 danadır benimki de. Hazır benim, kaptan. Hazır benim kayınço da burada, döner canavarı. %100 danadır demiş. %100 kıymadan yapıyoruz demiş. Bir güvenle gidelim, döner yiyelim orada o zaman. Bu arada benim kayınçom var. Abim. Ekrem. Ekrem abi bizi izliyor içeride. Ekrem Beşim. Ekrem abim benim. Yani döneri çok sever. Bu akşam bir döner yiyelim. Ben normalde kimseye zaman... selam söylemem biliyorsun. Neydi, bak, kimseye bizim. Selam söylemem. Buradan Ekrem abiye selam göndereyim. Geçen de Ramazan'da da oturduk. Bu akşam döner yiyeceğiz. Yurt dışında bir... Serkan kaptanı. Kayınçosu Hakan abinin 10 numara adam. Vallahi çok beğendim. Ya ben de seviyorum. Ekrem başkanı. Serkan kaptanın gece dönercisi. Serkan kaptana selam olsun. Birazdan bu geliyoruz. Bu televizyonu yeni açanlar bu ne hal falan diyor. Ben size hepinize atacağım bu halimin ne olduğunu. Yeni açanlar ne oluyor diyor. Kovboy olmuşsun. Yalnız burada çok şey var. Ben dedim ya Acun Ilıcalı yapıyor. O Ses Türkiye. Hadi iki dakika. O abi, aygır, çok... o aygır tamam, Sakarya. Tamam. Yapıyoruz muyuz? Bak o aygır Sakarya. Abi konuşuruz onu be. Yapalım bak. Bak vallahi bir, bak bir ben... Yaz. Yaz programı yaparız. Hani sen tanım var ya şu Karakürçek'te. Beni jüriyorum. Ne sen onu almazsın biliyorum da. Onu onun onu almazsın, şans yok onu almazsın sen. Onu şans Murat Uygun yazıyor. Beni de jüriyorum diyor. Kemal Türkaç var. Bak jüri bir veteriler. Jüri tamamlandı ya. Kemal Türkaç var. Hepsi istiyor. Bak ben bak. Alt eti bak. Bir dakika gel kamera bana bak. Sakarya'da Ramazan ayından bu yana alt eti geliyor. Ben günlerdir yazıyorum. Bak günlerde yazıyorum, eşek et deniyor da. Bu işe çözüm bulamadık. Onu yazdık, bunu yazdık, şunu yazdık. Ben yazmaya devam edeceğim de. Madem bu kadar at eti yiyoruz, ben de diyorum ki TV264 ailesine. Acun Ilıcalı yapıyor ya TV8'de. O Ses Türkiye. Bu kadar at eti yiyoruz. Ben mesela adayım. O Aygır Sakarya. Geleceğiz burada kişnince yürüyecek ki en iyi... Cumalı kişniyor. İşte artık kim kişniyorsa birinciye ödül vereceğiz. Mesela şöyle. Nasıl? Güzel abi. Vallahi güzel bak. Tamam değerlendirelim bunu. Değerlendirin ya. O aydır Sakarya. Evet. Bir program daha sonuna geldik. Sürçüler lisan eylediksek affola. Onu da sürçü lisan eyledim. Hüseyin abi yayın yani yapmak Cuman abi konsantremizi bozuyor. Dur. Şey yazmış. Bir dakika ya. Abi Gülür, tamam programı kapatıyorum ya. Gülür Muharrem Savcı yazmış. Tamam Muharrem abi söyle. O diyor niye bu diyor Gülür diyor böyle. Muharrem Savcı Söğüt diye selam olsun. Kişliyoruz işte. At eti yiye hiç kişliyoruz. Muharrem Savcı'ya da kolay gelsin gerçekten. Böyle bir dünürüm olsun istemezdim yani. Ha şimdi. dur. Bak. Salih Kaya. Aday oluyor Arif Eylül. Abi selam bana baba. Mustafa Öztürk, Anapaz Üniversitesi Basın Müdürü. Selam olsun işte, selam söylüyor. Aleykümselam. Ceyhun Savcı. Baba helal olsun, saygılar, sevgiler diyor. Bu da Muharrem'in Junior Mahir. Ondan sonra Murat Uygun. Sabancı'dan Barış Yıldız, Muhtar. Selam söylüyor. Başka kim kaldı? Tamam, çok bilmiyorum. Çok var da. Bunlar hepinize selam olsun. Evet.
kapatabilirsek kapatacağız inşallah. Yani. Tamam abi. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Şimdi haftaya... Ahista var. Rejinin de hoşuna gitti Rejim. Benden çıkıyor sana geliyor. Bak bir de bunun eşek versiyonu. Abi eşek versiyonu yapma. Eşek versiyonu beceremiyorsun. Sen yarın normal hayatında böyle yaşasın. Eşek versiyonu yapma, onu beceremiyorum. Beceremiyorum değil mi? Aygır daha çok yakışıyor. Ya şey de tipinde böyle, tipinde böyle şey, küllan beyi gibisin ya. Raif de bizi salsanız kırlara. Raif gel böyle yarın klip yapalım. Vallahi çok tıkladım. Yarın yağmurla dikkat et. Allah'ım yarabbim ya. Senin Sakarya'nın 50 kelamını kovalayayım böyle, sen de kaç böyle. Tamam mı? Böyle sen olacak... sadece korku filminde oynarsın gözünü seveyim yani. Live'i düşünsene, ben Sakarya'yı kenarda kovalıyorum. Aydın. Evet. İşte. Reji dön bana abi. Evet, bu akşam da sonuna geldik diyelim. Artık Cumal abi lütfen müdahale etme. Tabii ki. Haftaya bilmiyorum kimlerle çıkarız programa. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar.